Hanımefendiler, beyefendiler, 50 bin lira ödülün sahibini aradığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz efsanesi yepyeni bir haftaya yepyeni yarışmacılarıyla merhaba diyor. Merhabalar, ben Nesrin Çevik, 48 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. 10-15 yıldır pasta şefliği yapmaktayım. 5 sene alaylı olarak yapmıştım. Daha sonra da bir eğitim alarak pasta şefliğiyle tamamıyla başlamış oldum. Sadece pasta alanında iyi değilim tabii ki. Yemeğin de her alanında iyiyim. Kendime çok güveniyorum. El lezzetime, bilgime, becerime, hızıma çok güvenirim. Ben normalde çok güler yüzlü bir insanım. Çok da iyimser bir karaktere sahibim. Yay burcuyum bu arada. Yay burcunun bütün özelliklerini taşıyorum. Hayata pozitif bakıyorum. Olaylar karşısında kötümserliği değil, yapıcılığı seçme taraftarıyım. Nesrin Hanım normalde çok eğlenceli, karakteri güzel. Aslında çok naif bir bayan ama damağına basıldığında tırnaklarını gösterebilecek, tıpkı benim gibi, öyle söyleyebilirim. Bu arada çok aktif bir sosyal hayatım var. Resim sanatıyla uğraşıyorum. Yağlı boya tablolar yapıyorum. Pandemi döneminde bu işe çok eğildim. Bu menümle ve elimin lezzetiyle kesinlikle bu yarışmayı ben kazanacağıma inanıyorum ve o 50 bin benim olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Bu ne enerji? Çok enerjiyiz. Çok enerjiyiz. Seni gördük her şeyden önce. Ondan mutluyuz. Yani daha ne diyelim? Harikasınız. Bugün bizim yarışmacımız Nesrin. Merhabalar. Merhaba Gürbüz. Ve bizimle geçen sezonda yarışan Recep de geldi. Merhaba Gürbüz. Nasılsın? İyi misin? Vallahi seni gördük, daha iyi olduk. Siz nereden tanışıyorsunuz? Biz uzun yıllardır arkadaşız. Oğlumun vesilesiyle tanışmıştık. O gün bugündür de hem ailece olsun hem birebir olsun sürekli görüştüğüm çok iyi bir arkadaşımız. Çok vefalıdır. Çok teşekkür ederim. Çok tatlıdır. Kendisini çok seviyorum. İyi ki de yanımda şu anda. Evet, 8 yıldır oğluyla arkadaşız. Nesrin ablayı oradan tanıyorum Gürbüz. Ben de eski bir yarışmacı olarak da yanında olmak istedim, destek vermek istedim. Çünkü ödül malum 50 bin. Evet. Yani çok şanslılar. Senin zamanında 15 bindi değil mi? Zamanında 15 bindi. Küçüktü, o yüzden çok birinci olmak istemedim orada. Ben senden fazla kazanmış olacağım bu arada. Nesrin abla kesin kazanır. Ben kazanamadım, Nesrin abla kazanacak ama. İyi mi yemek yapıyor? Çok güzel yemek yapıyor gerçekten. Zaten pasta şefi kendisi. Ne diyorsun? Evet. Ya Nesrin, nasıl başladı bu pasta şefi olma hikayesi, anlatsana. 10 yıldan beri pasta şefliği yapıyorum. Daha öncesinde de 5 yıl bir alaylı dönemim vardı. Aslında ben 12 yaşından beri pasta yapıyorum. Herkesin yaş pastalarını, kuru pastalarını, tatlarını, böreklerini evlerine gider komşularının orada yapardım. Herkes beni çağırırdı. Gel Nesrin şunu yap, gel Nesrin bunu yap. Öyle bir merakım oldu sonrasında. Şimdi de oğlumun işletmeciliğini yaptığı bir kafeteryada pasta yapıyorum. Ona yardımcı oluyorum. Harika! Bu arada bu hafta zorlu elemelerden geçip geldiniz değil mi? Evet, aynen, elemelerden geçtik. Çok zorlu bir elemeydi. Bir kişiyi eledim, mantı yaptım, Kayseri mantısı ve en güzel benimki oldu. Bu şekilde de şu an karşınızdayım. Pişir de görelim de yarıştın. Evet. Artık yarışmacılar yemekteyse elenerek geliyor Recep'ciğim. Ne diyorsun buna? Vallahi aslında çok zor bence. Şanslı mı diyeyim, şanssız mı diyeyim ama en azından yemek bilgisi olanlar yarışacak. Bence çok güzel oldu bu. Mutfakta en azından boş eleştiriler yapamayacaklar. Çünkü herkes elenerek ve eleyerek geliyorlar. Nesrin abla da onlardan biri, kazandığı için çok mutluyum. Şimdi burada tasdikleyecek bir birinciliği alıp 50 bin alıp çıkacağız bu evden. Ama farkındaysan rakiplerin de seçilerek geldiler. Sen kendine güveniyor musun? Kendime çok güveniyorum. Rakiplerimin seçilerek gelmesi çok daha artı bir şey benim için. En azından yemekten anlayan insanlar, bu işi bilen insanlar en azından sofrada olacaklar. Boş boş eleştiri yapmamış olacaklar diye düşünüyorum ben. Harikasın. Menünü çok merak ediyorum. Hadi anlat bize neler yapacaksın bugün. Bugün bir çorba yapıyorum size. Mantı çorbası yapıyorum. Kendi açacağım.
bir mantıyla birlikte bir çorba yapacağım. Yoğurtlu bir çorba olacak bu. Ara sıcak olarak da patatesli pastırmalı mozzarellalı volovan yapacağım. Pardon, duyamadım. Patatesli pastırmalı volovan yap. Nasıl gidiyor sence Recep? Valla çok zor ve çok güzel menü. İnşallah yetiştirirse ben birinciliği kesin önünde alırız diye düşünüyorum. Yetiştireceğim, kesinlikle yetiştireceğim. Volovanın yanında da bir dereotlu haydarim var. Vay. Yanına yakışacağına çok inandığım bir dereotlu haydarim var. Sonrasında ana yemekte harem güveci. Yani damak çatlatan bir lezzet, müthiş bir lezzet. Bayılacaklar, bayılacaklar yani o derece. Oy 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 oy. Yanında da kırmızı lahana salatası var. Yoğurtla birlikte blanç edilmiş bir salata bu. Ve acayip lezzetli ve ana yemeğimin yanına yakışacağına inanıyorum. Ve tatlımız? Tatlımız tabii ki, ben bir pastacı olarak bir pasta ikram etmek istedim sevgili konuklarıma. Alman pastası. Oo, iddialı. Çok iddialı. Gerçekten evet. Çok iddialı. Gürbüz. Alman. Çak falan. Bu menüyle alamazsak zaten yani ağzının tadını bilmiyorlar. Menüme kesinlikle güveniyorum. Birinci olarak çıkacağıma inanıyorum. Çok enerjiyim. Çok hazırım. Başlasın diyorum. O zaman markete gidelim mi? Hemen gidelim. Hadi gidelim. Bu menüyü çok basit buldum. Benim menümle asla yarışamaz. Yani burada sadece el açması olarak mantı görebiliyorum, en emekli olarak, emek vererek yapılan. Bunun dışında milföy zaten hazır bir ürün. Onun dereotlu haydari çok basit. Aslında pek de üzülemedim. Bana rakip olamayacak birisi var karşımda. Bu menüyü gördüğümden sonra gerçekten bunu eledim. Şöyle söyleyebilirim. Yani başta belki mantı biraz emek verecek mantıya. Sadece emeğini ona harcamış. Diğerleri benim için basit. İlk günden varan bir gitti. Bu menü bana kesinlikle rakip olamaz. Kendi ürünümü düşünüyorum, kendi ürünlerimi düşünüyorum, kendi menümü düşünüyorum. Bu menüye bakınca kulvar farkı var. Tek diyebileceğim bu. Yani tamamen ben buradayım, bu menü burada. Alman pastası hariç diğer bütün menüdeki şeyleri çok zayıf buldum. Ve Alman pastasını da burayla çok alakasız buldum. Bu yüzden de ben arkadaşın lezzetli dahi olsa çok başarılı olacağına inanmıyorum. Hadi yürü biz, markete gidiyoruz. Koş Nesrin, koş. Kısa bir yolculuğun ardından marketteyiz. Önce nereden başlıyoruz? Manavdan başlıyorum önce. Buradan sebzelerimi alıyorum. Neler alacaksın manavdan? Önce kapya biber alacağım, peşinden yeşil biberlerimi alacağım. Nerede kullanacaksın bu kapya biberleri? Bunları ben güvecimde kullanacağım. Kırmızı ve yeşil biberler özenle seçiliyor. Şimdi ne alıyorsun? Patates alıyorum. Koş Nevin abla, koş. Merhaba. Ya poşetleri açamadım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de çok iyiyim. İlahi Nesrin ya. Daha tanımadan birini öptüm. Ben kimi öptüm acaba? Bugün neyi mi yapacaksınız? Ben bugün harem güveci yapacağım. Mantı çorbası yapacağım. Harem güveci, hiç duydun mu Nevin abla? Duymadım, o yüzden merak ediyorum şu anda. Şimdi kıyma etimi almaya gidiyorum. Ben. Ondan başka salçam, yağım, falan tuzum. Var. Salçam, yağım, tamam. Tuzum var. Yarışmacımız domates salçasının ardından diğer eksiklerini tamamlıyor. Kornişon turşu alıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağlı. 48 yaşındayım. Aa, maşallah. Ziyiniz ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 48 misiniz gerçekten? Evet. Emin misiniz? Eminim. Ben sanki 60 gibi duruyor gibi. Öyle mi? Ay, yani 60 yaşında olup da yani bu fizikte olabilirdi evet, yani. Konserve mısırın ardından diğer eksiklerini de bir bir tamamlıyor yarışmacımız. Ne alacaksın şimdi? Arpa şehri aldım, un aldım. Ekmek çeşitleri, meyve suyu alacağım. Salata turşusu aldım, mısır aldım, salça aldım. Tuz, karabiber falan. Bu arada Nevin abla tuzu arabana bıraktı. Şuradan meyve suyu alayım. Efendim. İyiyim, sağ olun. Ne kadar güzel bir bayansı. Kimle görüşüyorum? Duygu ben. Memnun oldum Duygu Hanım. Sütünü ve baharatlarını da alıyor hemen yarışmacımız. Nesin, kafe işletiyordun değil mi? Oğlumun işletmeciliğini yaptığı bir kafeteryada birlikte çalışıyoruz. Yani işletmeci olarak oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok heyecanlıyım şu anda. Oo, heyecan iyidir. Ben şimdi 300-400 gram kıyma alayım. 400 gram kıyma? 400 gram kıyma alacağım. Nerede kullanacağız? Mantıda bunu kullanacağım. Hafif orta yağlı olsun. Orta yağlı, tamam. Kullanacağım. Mantıda kullanacağım. Bir de 500 gram kuzu kuşbaşı istiyorum.
Kuzu kuşbaşı. Kuzu kuşbaşı istiyorum. Onu nerede kullanacağız? Onu da harem güvecinde kullanacağım. Oo, Osmanlı mutfağı. Osmanlı mutfağı, evet. Ve size güveniyorum. Bana güzel bir et verin. Süresi azalan yarışmacımız şarküteri reyonuna hızlı bir giriş yapıyor. Mozzarella arıyorum. Mozzarella, konuşma bana, mozzarella'yı bu. Pastırma. Pastırma. Mozzarella. Çabuk Nesreni, çabuk. Yoğurt, bir tane süzme yoğurt. Hızla şarküteri reyonundaki eksiklerini tamamlayan yarışmacımız ekmeğini de alıyor hemen. Eyvah! Son 5 dakika. Etim. Çabuk. Dakikam bitmiş, çabuk. Ne kaldı eksiğin? Ay tane alacağım. Ekmek. Ha, peçete. Peçete nerede? Peçete. Peçete. Çabuk Nesrin, çabuk. Son 3 dakika. Hızla peçetesini ve etini alan yarışmacımız soluğu kasada alıyor. Ürünlerini birer birer kasadan geçirip alışverişini tamamlıyor. Buyurun paranız. Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Sağ olun. İyi günler. Hadi bakalım. Şimdi doğru eve yemek yapmaya. Gürbüz, hadi mutfağa. Geldim, geldim. Koş hadi mutfağa. Nesra, nasıl geçti? Ay çok yorucu geçti. Gürbüz beni çok oyaladı. Ben demiştim. Dikkat et dedim. Ay neler neler yaptı bana, bildiğin gibi. Az kalsın vaktim gidiyordu yani. O yarım saat gidiyordu. Eksik bir şey yok. Hepsini aldın ama değil mi? Yok, aman tamam abla, sen giyin. Ben Gürbüz'e dizerim bunları. Tamam, sen şunu giyin. Tamam, hadi abla. Serhat Şef'in onayladığı insanların buraya gelip artık rakip olarak birlikte yarışmaları bence çok iyi oldu. Çünkü hani benim ağız tadıma göre değil, damak zevkime göre gibi değil de gerçekten olması gerektiği gibi mi yaptı, yapmadı. Bunlar tartışılacak. Daha seviyeli, daha işi bilen insanların, daha mutfağı seven, mutfağa aşık olan insanların bir arada olacağı bir yarışma. O yüzden bu hafta hem lezzet açısından, hem kaliteli yorumlar açısından, hem de güzel yemekler açısından çok 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 güzel bir program, çok 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 güzel bir yarışma bekliyorum. Evet Gürbüz'cüğüm, ben dizdim. Sence olmuş mu? Her şey yerinde, bir eksiğimiz yok. Gayet güzel. Ben de buzdolabına konulması gerekenleri koydum. Süper. Nasılsın Recep'ciğim? İyi misin görüşmeyeli? Valla çok iyiyim, bomba gibiyim. Merhaba. Gürbüz'cüğüm. Merhaba. Evet, Nesrin ablacığım geldi. Merhaba, ne yapıyorsun? Valla malzemeleri dizdik Gürbüz'le. Sağ çok olsun, yardımcı oldu. Çok yardımcı olmuşsunuz bana. Bu arada sende bazı değişiklikler görüyorum Recep'ciğim, saçın falan. Gürbüz'cüğüm, yarışmadan sonra saçlarımı boyattım. Aslında biraz kilo verdim, öyle söyleyeyim. Biliyorsun ki klip yaptım, şarkı yaptım. Evet evet, klip çektim biliyorum. Süper. Evet, klip çektim. Çok güzel bir sosyal medyayı sallayan bir klip çektim. Fake insanlara yaptım, yani fake olan insanlara. Aslı olmayan, çok kırgınım insanlara. Onlara bir hashtag keşfettiğiz diye bir şarkı yaptım herkese. Sözü müziği sana mı ait? Tamamen bana ait. O zaman başlamadan önce dinleyelim mi? Tamam, bir ufak kısım başlayayım. Et beni takip et. Fake hesaptan takip et, fake hesaptan olmazsa DM'den yürü yürü bana. Keşfet, 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 keşfetteyiz. Aa, duydunuz mu? Keşfettelermiş diye devam eder. Bravo! Artık başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1, süren başladı. İlk olarak neyle başlıyorsun Nesrin'cim? Tamam, ben ilk önce patateslerimi haşlamaya koyacağım. Ondan sonra da mantımın hamurunu yapacağım çorba için. Ondan sonra da kremamı yapacağım. Nesrin'cim, bunları anlatmak yerine yapsan daha iyi olmaz mı? Evet ama Nesrin abla, yüzüne ama bakıp konuşuyorum işte. Sen Gürbüz'e bakma, Gürbüz seni oyalar. Ben sana söyleyeyim. Ona takılırsan bugün 2,5 saat yetiştiremezsin. Allah korusun. Evet, ben ona hiçbir şekilde bakmıyorum. Önce mantımın hamurunu yoğuracağım. Ondan sonra da gerisini yapacağım. İlk olarak yumurtalı mantı hamurunu yoğuran yarışmacımız ilk bezesini yuvarlayıp dinlenmeye bırakıyor. Nesli ablacığım, artık ben çıkıyorum, çok seni oyalamayayım. Çok teşekkür ederim. Sana başarılar, seni bir öpeyim, sana şans bir öpücüğü vereyim. Biliyorum. Çok sağ ol. Bu bizim olacak. Çok sağ ol. Sana çok güveniyorum. Kendini ezdirme kimseye. Kesinlikle. Görüşürüz. Recep'ciğim. Evet, sizi de çok seviyorum. Harikasın. Görüşürüz.
Bu arada ana yemek harem güveci için kuşbaşı doğranmış kuzu eti düdüklü tencerede pişmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapıyoruz Nesrin'ciğim? Şimdi ben bir krema pişireceğim. Kremamı pişirmem lazım. Çünkü Alman pastası yapacağım bu arada. O yüzden kremamı pişirmem gerekiyor. Tatlının kreması için tencereye süt koyarak işe başlıyor yarışmacımız. Vallahi tam da pasta şefinden beklenecek bir pasta Alman pastası değil mi? İdeal bir pasta ve çok sevilerek yapılan ve çok yenen bir pastadır. Hazır senin gibi bir pasta şefi bulmuşken tam tarifini öğrenelim senden. Şöyle söyleyeyim. 500 gram süt, 1 su bardağı toz şeker. 1 bardak şekeri de attık. Başka? 3 yemek kaşığı un. Kaç yıllık pasta şefisin? 15 yıldır bu besteyi yapıyorum ama çocukluğumdan beri pasta yapıyorum. Evet, tepeleme 3 kaşık un koyuyorum. Yani bazı kişiler bunu hazır krema da kullanıyorlar. Pasta şefi olarak ne yapıp edip bu Alman pastasını çok iyi yapmak zorundasın, farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Çok iddialı olduğum bir pasta ve oğlumun kafeteryasında pastalarını ben yapıyorum. Pastanın kreması için süt, un ve şeker karıştırılarak ocakta pişiriliyor. Bu arada tekrar evlenmeyi düşünmedin mi hiç? Aslında keşke eski evlilikler olsa, 30 yıllık, 40 yıllık evlilikler olsa. Önceden insanlar bunu nasıl başarıyorlarmış? Yani ben de... Peki şimdi niye uzun evlilikler olmuyor sence? Yani bir yerde bir fikir ayrılığı oluyor. Artık bir birikimler oluyor, bir şeyler oluyor. Hani normal giden bir evlilik bir anda bittiğinde işte... Erkekler genelde evliliğin içinde sorunların farkında olmuyorlar. Evet doğru söylüyorsun. Bu erkekler, bu erkekler. Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Hammer time. Gel yanıma, dur dur. Geleceğim ama bunu ne yapacağım şimdi? Dur. O zaman ben geleyim. Nasılsın? İyiyim, merhaba, iyi haftalar. Gel yanıma gel, ben karıştırayım. Neyi karıştırıyorum onu da bilmiyorum ama bir şeyler karıştı burada. Kremayı karıştırıyorum. Eğer bırakırsam topaklanacak. Nesin Hanımcığım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, ay, daha iyi aç, oldu. Aç şu saçları, bir havasını görelim. Ama bir havalı bir onu toplayacağız. Şimdi. Toplayacağız. Mutfakta. Hemen toplayacağız. Şu tamam. Güzelliği bir görelim. Teşekkür efendim, ederim. İyi haftalar herkese. Güzel bir hafta olsun inşallah. Zımba gibi, fişek gibi başladık. İlk gün yarışmacımız sevgili Nesrin. Evet. Bana biraz kendinden bahseder misin Nesrin? Tabii ki bahsederim. Bekarım, bekar anneyim. İki çocuk annesiyim. Ah ne güzel. Pasta şefliği yapıyorum. Pasta şefliği, krema hemen yere değişiyor. Oğlumun işletmesinde. Evet. Sen devam et. Ona yardımcı oluyorum. Çok güzel, iyi yapıyorsun. 15 yıldır bu işi yapmaktayım. Harika. Bu arada müsaade ederseniz saçımı toplayayım. Çünkü tabii, hemen mutfakta... sen saçını topla. Ben de bir canım, sevgili Gürbüzcüğüm'e bir merhaba demek istiyorum. Zuhal Hanım, merhaba. Yine çok şıksınız. Ya sen de her gün var ama mahcup ediyorsun ha. Bugün de ayrı bir havalı, ayrı bir şıksınız Zuhal Hanım. Ya ne diyorsun? Bildiğin bir etektir, bir bluzdur, yani bir terliktir. Taşımak önemli canım. Herkes taşıyamıyor. Boy, poz, endem lazım, şarm lazım. Askı iyi olması lazım. Bilmiyorum iyi miyim yani. Çok tatlısınız. Ay teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi sen de yakından öylesin. Görmek ne güzel böyle. Ay bil mukabele, ne hoş bir hanımefendi. Kim inanır yaşına Zuhal Hanım? Ya dakika bir gol bir. Bir oğlum bir şey, o tohumlarını, kötü tohumlarını bir ekme, bir ser. Yani 40 yaşında olduğuna kim inanır Zuhal Hanım? Aa! Niye ki şimdi Allah? Aa sen ya de. Yaşımla çok uğraşıyor bu Gürbüz benim sen Zuhal Hanım ya. Sen onun yaşını sorsana, küçüldü. Evet. Girdi. Aynen öyle. Ben onun testlerini gördüm, ürik asit testlerini. Bizi yiyor bu 2 yıldır, 27 yaşındayım, 26 yaşındayım diye. Hatta değil zaman mi? Zaman 25. Bana da. Bir öğrendim, benden bir yaş küçükmüş. Yani 34'müş. Au! Oo! Bir saniye, gerçekten kaç yaşındaymış? Buraları yayınlamayız. Yalan yayınlayacağız tabii. Kaç yaşındaydın? Kadınların yaşı sorun var. 48 yaşındayım. Kaç? 48 yaşındayım, inanmıyorlar. 48. İki ne tane var? Çocuğum var diye inanmıyorlar. Ne çünkü var yani? Yetişkin ya, çocuklarım var. Zuhal Hanım, olay nasıl başladı anlatayım. Markette çocuklarının yaşları sorulduğunda ısrarla söylemeyince ben de kıllandım. Tamam, sana ne oluyor ya, Allah Allah. Böyle genç kalmanın sırrını merak ediyorum Zuhal Hanım. Sen oradasın. Ben de görebilir miyim Zuhal Hanım? Vallahi bir bakayım. Sanki böyle botoks yok gibi yani. Bak anlarsınız alnımda.
Yok galiba ya. Sen işine bak. Ya kardeşim, sen de işine bak. Ya seni ilgilendirmez. Çok oyalıyorlar. Vallahi hiç oyalama lütfen. Çok hiç, oyalıyorlar. Hiç şey yapmayalım lütfen. Evet, biz yeni haftaya başladık efendim. İlk yarışmacımız dediğimiz gibi Nesrin Hanım. Pastacı. Kendisi kaç yıldır pastacı yapıyorsun Nesrin'ciğim? 15 sen yıldır. Sen bana bak, önüne bak. 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldır harika. Ki bugün menüsünde güzel bir pasta var. Alman pastası. From Germany. Ama önce bir tabii ki menüsüne göz atıyoruz. İlk yarışmacımız mantı çorbası. Bak. Evet. Gerek mantıdan çorba yapacaksın. Evet, mantıyı şu anda hamurunu yoğurdum. Aa, birazdan, çok güzel. Birazdan açacağım, içlerini dolduracağım. Harika, güzel bir başlangıç mantı çorbası. Ardından ara yemek olarak Nesrin bize patatesli pastırnalı, mozzarellalı volavan. Volavan, volavan ikram edecek. Sonra bir de dereotlu haydari var ara yemek bu da. Evet. Ve harem güveci. Güzel, güzel bir ana yemek. Güzel bir yemektir. Kırmızı lahana salatası ana yemeğimize eşlik ediyor. Ve de Alman pastası. Bir alkış alalım. Hem de bir moral olsun. Teşekkür ederim. Çok şu anda da Volavan'ın milföylerini çıkartıyorsun. Evet. Zuhal Hanım, biliyorsunuz ki Yemekteyiz'in ön elemeleri için çekilen Pişir de Görelim'in İlk yarışmacısı. Aa, doğru, tebrikler. Evet, çok doğru. Teşekkür bak, ederim. Bak unuttum ben. Ne pişirtti orada Serhat size? Mantı pişirdi. Kayseri mantısı pişirtirdi. Ben de oradaydım Zuhal Hanım. Sen de mi gittin? Tabii Zuhal Hanım. Tabii kambersiz düğün oğlum. Orada ne işin var? O yarışmacılar buraya geleceği için bir bakayım dedim Zuhal Hanım. Tabii tabii. Ortamı bir koklayayım dedim. Bir yiyeyim, bana da bir 3-5 oradan da bir şey çıkardı. Böylece hafta sonları da karnını doyurmak için bir kaynak buldu bizi emmuklemek için. Bu arada Nesrin orada da mantıyı çok ince açmıştı Zuhal Hanım. Rakibin nerede yanlış yapmıştı Nesrin? Peki rakibim mantıyı kalın açmıştı. İki tane yumurta kırmıştı. Aa. O yüzden de oradan kaybetti. Ve de sen onu eledin. Çok ince olmuştu. Bir de rakibinin soğanları çok büyüktü Zuhal Hanım. Olmaz. Mantıda öyle soğan büyük olmaz. Sizin de konuk olduğunuz bölümde Özdemir birinci olmuştu Zuhal Hanım. Öyle mi olmuştu? Evet. Aa, bana sürpriz olsun. Tam tatlık çıktım ben. İyi oldu patlattın. Evet, patlattım çünkü diğer yarışmacıları da patlatayım istiyorum artık Zuhal Hanım. Tabii artık, çünkü yeni hafta. Artık bu haftadan itibaren yarışmacılarımız Pişir de Görelim de kazanıp burada yarışmacı olma hakkı kazanan yarışmacılarımız. Bu hafta da onların ilkine tanık olacaksınız. Ben de tabii ki sizinle birlikte. Ben Özdemir'i görmüştüm. Nesine yetişememiştim. Özdemir demek birinci oldu. Tuğba ile yarışmıştı. Mutancana yapıyorlardı ve pilav vardı yanlarında da, kayısılı bademli falan. Tattığımda ben de bir şey demedim orada ama Özdemir'inki güzeldi. Bu hafta Özdemir de bizimle olacak Zuhal Hanım. Tebrikler Özdemir. Bu arada yarışmacımız malzemeleri mikserle çırparak Alman pastasının kekini hazırlıyor. Bu arada diğer yarışmacılarımızla da ilgili tabii ki bir bilgi alıp Pişir de Görelim de bakalım rakiplerini eleyerek 50.000 TL için kuvvetli birer aday olan bu haftaki yarışmacılarımız Nesrin dışında kimlermiş derken araya bir blender aldım. Zuhal Hanım, ikinci gün yarışmacımız Evren Bey. Kendisi iç mimar. Pişir de Görelim de kadın budu köfte yaparak elemeyi geçmeyi başardı. Bravo, bravo. Ben iç mimarım. Yemekle iç mimarlığı çok bütünleştiriyorum. Çünkü iç mimar dediğiniz insan zaten sıfırdan yepyeni yaşam alanları üretir. Yemek de aynı şey. Yemekte de sıfırdan yepyeni lezzetli yemekler üretiyorsunuz. İkisinin de hediyesi yaşam alanı ürettiğiniz, teşekkür ederim ellerinize sağlık der. Yemek, güzel yemek yiyen de teşekkür ederim ellerinize sağlık der. İşte bu aşkın doğuşudur. Ve üçüncü gün yarışmacımız Leyla. Kendisi aslen İranlı ve Pişir de Görelim'i hünkâr beğendi yaparak kazandı Zuhal Hanım. Oo, güzel. Serhat Şef de güzel yemekler vermiş ama. Yalnız tarif de veriyor. Oradayken gördüm, yardımcı da oluyor. Yemek yapma esnasında soru da soruyorlar Serhat Şef'e. Korkmayın yani. Hiç acımayacak. Serhat Şef çok iyi bir şef. Zaten MasterChef'te de onun sezonunu izlemiştim. Benim adayım o gün, ona da söyledim. Serhat'tı. Birinciliği de kaptı zaten. Ne mutlu bize, yollarımız kesiştiği için. Pişir de Görelim'e gidiyorsun. Şef seni değerlendiriyor. Bir şefin gözünün önünde yemek yapıyorsun. Hem de bilmediğin bir yemek yapıyorsun. Bunu düşünerek herkes geldiği için bence masada herkes iddialı olacak. Ama bu menüyü gördüğümden sonra bence birinci yarışmacımız
Basite kaçtığı için olmadı bence. Merak ediyorum pişirde görelim de ne yaptı geldi buraya. Soracağım kendisinden. Acaba basit bir yemek tatlı mıydı, süfle miydi, neydi? Çok merak ediyorum, kendisinden soracağım. Dördüncü gün yarışmacımızsa Gizem. Kendisi 30 yaşında ve beden eğitimi öğretmeni. Hem pilates öğretmenimiz var hem beden eğitimi. Sen bu hafta çok karlısın. Aslında beden eğitimi öğretmeniyim. Pilates, zumba ve yüzme antrenörlüğü de yapıyorum bunun dışında. Şu anda tabii kızıma baktığım için çalışamıyorum. Aslen Gaziantepliyim. Mutfağın bağrından geliyorum açıkçası. Elimin lezzetine güveniyorum. Yalnız İstanbul'da büyümemize rağmen biz kültürümüzü hala devam ettirdik. Evde yemek kültürümüz devam ediyor. Zaten pişir de görelim de kendimi kanıtladım. Sufle, tatlı olarak sufleyi yaptım ve en güzel sufleyi ben yaptığım için buradayım. Profesyonel bir geçmişim olmayabilir ama haftanın en iddialı yarışmacısı olduğumu düşünüyorum. Son gün yarışmacımız Özdemir'i tanıyorsunuz zaten. NBA yapmış Amerika'da değil mi? Ya Mutancana'da. Kendisi 3 farklı restoranda Vogue şefi olarak çalışmış Zuhal Hanım. Oo, duydun mu rakibini Nesri? Evet duydum. Vogue şefi. Vogue şefi. Ya. Ya Vogue şef bildiğiniz gibi ilk önce bir et seçiyorsunuz. Bir Vogue tavada müşterinin seçeceği belli malzemeler kullanılarak ortaya bir lezzet şöleni çıkarmaya çalışıyorsun açıkçası. Bu Uzak Doğu da, mutfağında da çok fazla kullanılıyor. Latin mutfağında da çok fazla kullanılıyor. Hatta son zamanlarda ülkemizde de oldukça sık kullanılmakta. Dolayısıyla kendi background'ını da göz önünde bulundurursak bu hafta iddialı bir yarışmacı oturuyor karşımızda. Bu arada yarışmacımız kek harcına bir paket kabartma tozu ekleyip çırptıktan sonra elekle eleyerek biraz daha un ilave ediyor. Sonra da hazırladığı kek harcını tabanına yağlı kağıt serili kek kalıbına aktarıyor. Bir şey söyleyeceğim. Kaç dakikası geçti Nesli'nin? Zuhal Hanım? Ooo! Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 30 dakika. Bolavanlar, evet. Acaba yarışmacılar nasıl bulacaklar menüsünü Nesli Hanım'a? Güzel bir menü verdi. Mantı çorbası var bir kere. Ama şimdi milföy de hamur ya. Orada biraz eleştirirler sanki seni Nesrin. Yani mantı çorbası üstüne bolavana ne gerek vardı milföylü bir şey diyebilirler. Yani olabilir ama yani bunun yanında bir haydari var. Doğru. Dereotlu bir haydari var. Yani tamamen şey demeyelim, bir hamur işi demeyelim. Yani yakışacağını düşünüyorum. Çünkü içinde patates, mozzarella ve pastırma olacak. Vay. Ispanaklı bolavanlar da yaptılar bize böyle peynirli, evet, ama hem patatesli hem pastırmalı hem mozzarella yapılmamıştı bugüne kadar. Bir ilke göreceğiz ve yiyeceğiz inşallah. Bu arada harem güveci için kırmızı biberler iri şekilde doğranıp pişen etlere ekleniyor. Hadi o zaman bol şans diliyorum. Çok teşekkür Benden ediyorum. Benden bir isteğin var mı? Yok sağ olun, çok teşekkür Peki. ederim. Her şey güzel geçsin. Teşekkürler, hadi güzel sağ çıksın olun. Yemekler. Zaten çok değil, 2 saat sonra tekrar buluşacağız. Buluşacağız. Hadi tamam. Kolaylıklar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Zuhal Hanım. Senin bir isteğin var mı? Çok naziksiniz. Vallahi billahi bak, biliyor bu işi, biliyor. Ama en önemli şey sağlık Zuhal Hanım. Oysa ki bir 10 bin lira getirmiştim, bir ihtiyacın varsa. Neyse istemiyorsan peki. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Bu arada iri şekilde doğranan Charleston biberler ve soğan da tenceredeki kuzu eti ve kırmızı biberlere ekleniyor. Sonra da tuz ilave ediliyor. Ya sen dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz mu attın? Evet. Vallahi fazla tuzlu demezler inşallah. Fazla tuzlu değil. Ben tuzsuz, normalde tuz dengesini çok iyi ayarlayan biriyim. Yani tadına bakmadan bile güvenirim yemeğimin tuzuna. Harem güveci için biberler ve soğanlar etle kavrulurken ayrı bir tencereye tereyağı ve arpa şehriye ekleniyor. İddialı mısın gerçekten? Şu anda iddialı olduğumu biliyorum. Çünkü 2,5 saatte çok fazla uğraştırıcı bir yemek yapmak da riskli olur. Yani tabii yetiştirebilmeye çalışacağım. Yetişecek umuyorum. Vallahi rakiplerinin kimler olduğunu az önce duydum. Vogue şef bile var aralarında. Ya Vogue şef olmak çok da mühim bir şey değil açıkçası. Yani Vogue şef dediğiniz nedir? Yani o Vogue'da ben de bir sürü şeyler yapıyorum. 50 tane takla attırıyorum onun içinde.
Vallahi wok şef olduğuna göre özellikle et yemekleri konusunda uzman gibi görünüyor. Ben şimdi tanımadan bir şey söylemek istemiyorum rakiplerimle ilgili. Onlar da kendilerine güvendikleri için bu yarışmaya katılıyorlardır. Bu arada ayrı bir tencerede beşamel sos için tereyağı ve un kavruluyor. Şu an tam 40 dakikam bitti. E tamam, çok iyi. İdeal mi? Bence ideal. Mantı çorbasını ne zaman yapacaksın? Çorbasını şimdi 2 dakikada açacağım ben. Beşamel sos için un ve tereyağı kavrulurken harem güvecine konulacak olan kavrulmuş arpa şehriyeye su eklenip pişmeye bırakılıyor. Hemen ardından da un ve tereyağına süt eklenip karıştırılıyor. Ben haftanın ilk günü aslında daha iddialı yarışmacılar olduğunu düşünüyordum. Hani gözümüzü korkutacağını düşünüyorum yarışmacıların ama çok basit. Bence 2 saat değil, 2,5 saat değil, 1,5 saatte bile bu menüyü yetiştirebilir. Alman pastasının pişen keki fırından çıkartılıyor. Kıvamı tutmayan beşamel sos ayrı bir kaseye alınıp süt eklenerek çırpılıyor. Hay Allah! Beşamel sosun niye öyle topak topak oldu? Topak topak oldu çünkü hızlı hızlı karıştıramadım. Mikserle beşameli tekrar çırpan yarışmacımız istediği sonucu alamıyor. Ben olsam tekrar yaparım Nesrin'cim. Tekrardan yapamayacağım. Bu beşamel sos başına iş açacak söyleyeyim. Ya dur şimdi ya. Eyvah! Karıştı ortalık. Beşamel sosundaki topakların gitmesi için bu sefer de tel çırpıcıyla karıştırarak süzgeçle süzüyor yarışmacımız. Vallahi bu kadar uğraşmak yerine yenisini yapsam daha kolay olurdu. Olsun, kurtardım ya gene, sen ona bak. Önemli olan kurtarmak yani, ben onu baştan da yapabilirdim. Ama malzemem ziyan olsun istemedim. Beşamel sos tekrar kıvam alması için ocakta kaynatılıyor. Bu arada harem güvecinin sebzelerle kavrulan kuzu eti toprak güveç kaplarına yerleştiriliyor. Beşamel de koyacaksın değil mi? Yetti yetti. Yetmeyecek dedik. 6 kişilik çıktı işte. Toprak güveç kaplarına koyduğu et ve arpa şehriyenin üzerine kıvamı bir türlü tutmayan beşamel sostan azar azar yerleştiriyor yarışmacımız. Harem güveci fırında pişmeyi beklerken yarışmacımız da patatesleri soymaya başlıyor. Şimdi patatesli, pastırmalı, mozzarellalı volovana geçtik değil mi Nesrin'cim? Her şey var içinde ve çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Nereden aldın bu tarifi? Bu tarifi ben internette okumuştum. Daha önce de denediğim bir şey. Özellikle akşam yemeklerinde ara sıcak olarak. Yanımda şefin diş getirdim. Ne getirdin? Şefin diş. Şefin diş nedir? Yemekleri sıcak tutan bir tabak gibi bir şey diyeyim. Görürsünüz birazdan. Bir de evden tarhun otu getirmiştin değil mi? Evet, tarhun otu getirdim ben evden. O çorba için. Onu çok merak ediyorum. Bana gösterirsin olur mu? Tamamdır. Gelişi güzel doğranan patatesler üzerine bolca su konularak haşlanmaya bırakılıyor. Rakiplerin menünü hamur hamur diye eleştirirler mi acaba, ne dersin? Yani eleştirebilirler. Ama bu bir çorba. Çorbanın arkasından... Yani hamur işi yenmez diye bir kural yok bence. Çorbada da mantı var ya, o yüzden. Evet, çorbada mantı var. Ama ya ben hani eleştirmek için eleştirebilirler ama ben olsam eleştirmezdim. Mantının iç harcı için rendelenen soğanın üzerine kıyma, karabiber ve tuz eklenerek yoğruluyor. Mantının haşlanacağı suyu da kaynamaya bırakan yarışmacımız dinlenen mantı hamurunu açmaya başlıyor. Sık sık hamur işi yapar mısın? Yaparım, evet, çok severim. Hamurla oynamayı çok severim, stresimi alır. Evde durup dururken kalkarım, su böreği yaparım, difrize atarım. Bu arada hamurla bu kadar içli dışlı olmana rağmen çok fitsin. Nasıl koruyorsun formunu? Yemiyorum. Yemeyerek koruyorum. Yani başkalarına yapıp kendin yemiyor musun? Yemiyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bize yediriyorsun, kendin yemiyorsun diyorlar. Bir de işin içinde olduğunuz zaman canınız çekmiyor. Böyle de bir şey var. Nasıl besleniyorsun bu arada? Ben 2 senedir beslenme alışkanlığımı değiştirdim. Kalori hesabı besleniyorum. Yani günde 1000 kaloriyi geçmemeye çalışıyorum. Bu arada pandemi döneminde bayağı bir kilo almıştım. Herkes gibi diyeyim. Çoğu kişi gibi diyeyim ya da. Kaç kiloya kadar çıktı? Yani 78'i gördüm ben. Bu
Bu arada açılan hamur küçük kare şeklinde kesilerek ortasına mantı harcı yerleştiriliyor. Kenarlarından kapatılarak birer birer hazırlanan mantılar kaynayan suda haşlanmaya bırakılıyor. Çorbanın mantıları pişmeye başladı. Şimdi ne yapacaksın? Köfteleri var bu çorbanın. Oo, köfteleri de var öyle mi? Aynı iç harçtan mı yapacaksın köfteleri? Aynı iç harçtan köftesi var. Mantının iç harcına konan kıyma küçük küçük yuvarlanarak çorbanın köfteleri hazırlanıyor. Artan hamurlarda küçük küçük kesilerek mantılarla birlikte haşlanmaya bırakılıyor. Hemen ardından da çorbanın yoğurdu hazırlanıyor. Yoğurdu ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Vallahi şöyle bir bakıyorum da çorbanda, haydaride ve kırmızı lahana salatanda yoğurt var. Rakiplerin çok yoğurt kullandığın için eleştirirler mi dersin? Yani bu pişmiş bir yoğurt. Bunu yoğurt olarak algılamamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Un ve yoğurt karışımı mantı suyuna katılarak kesilmemesi için sürekli karıştırılıyor. Çorbanın köftelerinin kızarması için ayrı bir tavada bol tereyağı eritiliyor. Bu arada mantı çorbası biraz yüksük çorbasına da benziyor sanki. Evet, bir nevi yüksük çorbası da denilebilir. Doğru diyorsun. Gerçi yüksük çorbasında nohut da var. Hayır ama bu mantı çorbası olarak geçtiği için nohutlu olması gerekmiyor. Yani ben nohutlusunu hiç yemedim. Ben artı olarak koyacaktım. Volovan için haşlanıp suyu süzülen patatesler ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Hemen arkasından eriyen tereyağında mantı çorbasının köfteleri kızartılıyor. Ben şimdi bir yandan volovanlarıma başlayacağım. Bu arada çok az bir zamanım kaldı. Daha salatan var. Volovanı yapıyorum şu anda. Çorbada hamur zaten vardı. Bir de ara sıcakta tekrar hamur olması umarım bizim midemizi rahatsız etmez. Artık bu tip hatalar yapmamak gerekiyor. Çünkü menü uyumu da lezzet kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Gizem demiş ki çorbada da ara yemekte de hamur var. Artık böyle hatalar yapmamak gerekiyor. Menü uyumu da lezzet kadar önemli demiş. Sen ne dersin? Bence benim lezzet uyumum çok iyi. Bir ara sıcak yapmam gerekiyordu. Ara sıcakta da mutlaka bir hamur işi oluyor. Paçanga böreği mi yapsaydım? Yani bilindik. Bilindik bir şey paçanga böreği mi yapsaydım? Ve minik köftelerimiz de çorbaya girdi. Çorba tamamlandı. Bardakla yuvarlak şekilde kesilen milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Volovanlar nasıl oluyor sence? Volovanlar şu anda patates ezmesi içine. Şeklini kastetmiştim aslında. Biraz yamuk oldular sanki. Onlar düzelecekler. Biraz fazla eridiler. Bardakla kesilirken çıkan parçalarda ortası boş kalacak şekilde milföy hamurunun üzerine yerleştirilip yine yumurta sarısı sürülüyor. Bir kere evlenip boşandığın için evliliğe küstün mü yoksa? Yok, küsmedim. Ben aile hayatını seven bir insanım. Bir de yani gençlik bir şekilde gidiyor ama yaşlılıkta da insana bir hayat arkadaşı lazım. Çocuklarınız evleniyor, bir şekilde bir yerlere gidiyorlar. Sizin yanınızda olmuyorlar. Yani ben yaşlılıkta en azından insanların birbirine daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sıcak bakıyorum evliliğe. Bu arada çocukların evli mi? Hayır, değiller. Onlar da senin gibi bekar yani. Evlendirmiyorum onları. Önce beni gezdirin diyorum, ondan sonra karıları. Seninle beraber mi yaşıyorlar? Küçük oğlum da büyük oğlum da ayrı yaşıyorlar. Çünkü kendi iş yerlerine yakın evlerde oturmak zorundalar. Onların iş yerlerine ben uzaktayım. En alttaki hamurun ortası boş kalacak şekilde üst üste dizilen yuvarlak şeritlerle hazırlanan volovan hamuru fırında pişmeye bırakılıyor. Kaç derecede kaç dakika pişmeleri lazım? 185 derecede bir 20 dakika pişecek. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hemen hızlıca pastamı hazırlıyorum. Pastanın keki kalıbından çıkartılıp ortasından kesilerek alt ve üst kısmı ayrılıyor. Önceden hazırlanan krema mikserle çırpılıyor. Evet, çırpıldı. Şu anda bir tane muzumuzu alıyoruz. Soyuyoruz. Neden tatlı olarak Alman pastası seçtin? Alman pastasını seviyorum. Buradaki süre içerisinde yetiştirebileceğim bir pasta olduğuna inanıyorum. Ya sen pasta şefisin. Biraz korkak mı davrandın acaba? Hayır, korkak davranmadım. Benim menüm bayağı bir oyalayıcı bir menü olduğu için yani bunun en azından
çabuk yetiştirebileceğim bir şey olduğunu düşündüm. Alman pastası evet, yani benim için en azından tatlı bir tık daha zor. Bu anlamda hani hakkını vereyim, tatlıyı noktasında diğerlerine baktığımda daha zorlayıcı görüyorum. Daha iddialı bir tatlı. Yani 50.000 TL'yi hak edecek bir menü kesinlikle değil. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Vallahi bu kadar kötü giden bir menüyü iyi ile bağlamış. Ama tabii yapabilirse. Bu Alman pastasını yaparsa benden puan alır. Kek tabanının üzerine alınan krema kekin her köşesine dağılacak şekilde sürülüyor. Acaba pastayı yapmaya biraz geç mi başladın? Hayır, ilk pastayı yaptım, hamurunu. Ondan sonra da kremasını yaptım. Soğuyup dinlenmesi için. Bence pastaya çok iyi bir zamanda başladım ben. Yani soğumadan kremasını koyamazdın öyle mi? Olmazdı. Bu kıvamı tutmazdı. Evet. Şimdi diğer kapağını kapatalım pastanın. Krema ve doğranmış muzun üzerine kekin diğer yarısı kapatılıyor. Üzerine bolca pudra şekeri serpilerek lezzeti ve sunumu tamamlanan Alman pastası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Bu arada Evren demiş ki, güveçle 50.000 lirayı kazanması bence imkansız demiş. Buna ne dersin? Olabilir. Bir de onun gününde görürüz bakalım ne olacağını. Şimdiden böyle beylik laflar yapmak kolay. Bu arada yarışmacımız kırmızı lahanaları doğramaya başlıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Kırmızı lahana salatası yapıyorum. Neler koyacaksın salataya? Mısır, lahana, maydanoz. Doğranan kırmızı lahanalar maydanozlarla birlikte yoğrularak yumuşatılıyor. Nesrin'cim, bayağı bir ağırlaştın sen ya. Evet, bir rehavet geldi bana. Son 35 dakika. Kırmızı lahana ve maydanozlar yoğurt ve mayonezle karıştırılıp servis tabağına alınıyor. Salatayı bu şekilde ortaya koymayacaksın değil mi? Tabii ki böyle ortaya koyacağım. Herkes kendi tabağını alacak. Emin misin? Ama bu başka türlü olmaz ki. Benim bunu süslemem gerekiyor. Yani her tabakta bunu ayrı ayrı süsleyemem. Herkes kaşığıyla alacak, koyacak. Uzunlamasına kesilen kornişon turşuları salatanın üzerine yerleştirilip mısır taneleriyle süsleniyor. Ay bir dakika. Eyvah! Dolabanlar yanıyor. Vallahi şaka yapayım demiştim ama işe yaradı galiba. Ha ha ha. Gelişi güzel doğranan kırmızı biberler de kırmızı lahana salatasının üzerine yerleştiriliyor. Sence bunlar onluk yemekler mi? Evet, onluk yemekler. Çünkü bir emek harcıyorum ben burada. Lezzetine de güveniyorum. Vır 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 boş boş konuşacaklarını da biliyorum. Ay, zaten aralarında bazıları var ki yandın sen, yandın. Belli olmaz bakalım kim kimi yakar. Ana yemekle sunulacak kırmızı lahana salatası da buzdolabında beklemeye alınıyor. Mantı çorbası bitti. Harem güveci. Kırmızı lahana salatası, Alman pastası. Haydari'yi yapıyorum. Biliyorsun, haydariye peynir de konulur. Evet. Hani nerede bunun peyniri? Peynir almadım ben. Süzme yoğurtla yapılır. Haydariye peynir de konulur Nesrin'ciğim. Kim demiş? Ben diyorum. Sen diyorsan olmaz. Beyaz peynir koymazsa tabii ki de bu bir haydari değil benim için. Yani olamaz. Başka bir şey yok zaten, onları karıştıracak bu kadar. Onu da yapmasa yani çok basit, basite kaçmış, bir şey söyleyemem. Çok basite kaçmış. Doğranan dereotları da süzme yoğurtla karıştırılıyor. Bakalım yemeklerini beğenecekler mi? Beğeneceklerdir, ben eminim. Yani beğenmemek üzere geliyorlarsa da onların sorunu. Yapacak bir şey yok yani. Haydari'ye dereotunu koyduk. Başka neler girecek içine? Sanırım içine bir diş sarımsak koyacağım. Sanırım mı? Evet, sarımsağı bulabilirsem. Sarımsak koyacağından emin değil misin? Eminim de sarımsağı bulamıyorum şu anda. Bu arada haydari'nin üzerine zeytinyağı dökülüp karıştırılıyor. Ya her yere baktım sarımsak yok. Nerede bu sarımsak ya? Ben almadım o zaman sarımsak. Hiç sarımsaksız haydari olur mu? Olur. Salatamın bir eksiği kalmış. Onu tamamlamam gerekiyor. Nedir eksiği? Cevizlerini unutmuşum. Haydari sarımsaksız olur mu gerçekten? Yani tercihe göre değişir. Bıçakla tek tek doğranan cevizler salatanın üzerine ekleniyor. Kırmızı lahana salatası harem güveciyle uyumlu mu sence? Bence uyumlu. Yani ben klasik bir salata yapmak istemedim. Aslında bütün derdim o. Kaşık salatası da yapabilirdim. Veya bir marul veya bir mevsim salatası. Ama bunlar artık çok bilindik şeyler. Bunlarla insanların yarışmaya katılmasını da doğru bulmuyorum. O yüzden benimki değişik bir salata olsun diye ben bunu tercih ettim. Görünümü çok şık oldu ama
bakalım ortaya bu şekilde konulunca ne yapacaklar? Saldıracaklar, saldıracaklar salatama. Son olarak üzerine bolca zeytinyağı dökülen kırmızı lahana salatası buzdolabına alınıyor. Haydari de iki ayrı sunum tabağına yerleştiriliyor. Neler koymuştun Haydari'nin içine? Süzme yoğurt ve zeytinyağı, tuz. Bunu da mı ortaya koyarak servis edeceksin? Evet, iki yana koyacağım. Üzeri pul biberle süslenen dereotlu Haydari de buzdolabında beklemeye alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda pastırmayı didikliyorum içine. Çemenli mi, çemensiz mi? Çemensiz tercih ettim ama hafif çemenleri var gibi. Didiklenen pastırmaların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri de ekleniyor. Volovanı çok sık yapar mısın? Normalde çok sık yaptığım bir şeydir. Peki çok sık misafir ağırlar mısın? Misafir ağırlamaktan ziyade ben kendi içinde yaparım. Hiç üşenmem. Misafirim de gelir ama artık biliyorsunuz bu pandemi döneminde misafir olayları da kapandı. Bir de çalıştığım için her zaman çok sık misafir ağırlayamıyorum. Volovanın iç harcı için hazırlanan patates, pastırma ve kaşar peyniri karışımı ocağa alınıyor. Bu arada çorbamın tarhununu unutmuşum. Tarhunu atıyorum. Tarhun otu çorbaya nasıl bir lezzet veriyor? Kokusunu değiştiriyor. Yani bir maydanoz gibi falan düşün. Yarışmacımız hızla tezgahını temizliyor. Mutfakları kontrol etmeyi düşünüyor musun? Ben mutfağa girmeyi düşünmüyorum. Onların da benim mutfağıma girmesini istemiyorum. Hijyenimden emin olmayan insanların zaten yani bu yarışmada da olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tanımadığımız insanlarla muhatap olacağız. Yarışmaya katılan her şeyi göze almak zorunda. Patates, pastırma ve kaşar peynirli harç volovanların ortasına yerleştiriliyor. Ya her şeyi de tamı tamına yaptın. Bir tane bile bana yapmadın. Sen beni hiç sevmedin galiba. Ya aslında seni seviyorum da elföyü azalmışım. Ya bırak ya. Zaten hep böyle bahaneler uyduruyor yarışmacılar. Misafirlerin işte boğazını düşünmekten sizi düşünemedik. Volovanı sunmadan önce fırına koyacak mısın? Ya biz ısıtacağım evet. Ha. Ara sıcak olduğu için bu da bir ısınması gerekiyor. O zaman yemeklerin bitti mi? Bitti. İşte bu. Bitirdim. Oley. Oley. Bravo. Ve son 10 dakika. Gürbüzcüm bunu giyinmeye gitmeden önce fırına atacağım. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? O zaman şimdi masayı hazırlamaya gidiyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri konulan harem güveci fırında ısıtılacak. Ne yapıyoruz şimdi? Masamı kurmaya gidiyorum şimdi. Yemeklerim bitti. Koş Nesrin koş. Hemen masamı hazırlamam lazım. Son 6 dakika. Mor renkli runner'ını masaya seren yarışmacımız farklı renklerde kalp şeklindeki Amerikan servislerini ve tabaklarını da yerleştiriyor sofrasına. Bunlar çeyizinden değil herhalde. Çeyizim değil. Evlenirken aldığın çeyiz takımlarını kaç yıl sonra değiştirdin merak ettim. Yani sık sık değişmişimdir ya. Ben severim böyle değişik şeyleri. Bunu da en son 2 sene önce almıştım. Artık yakında yine değiştirirsin herhalde. Belki de bu program sana uğurlu gelecek. Kesinlikle. Tek servis açarak çatal kaşıklarını da yerleştiriyor yarışmacımız. Bu arada hem servis peçetesi koymadın hem de çatalları yanlış yerleştirdin Nesrin'cim. Çatallar sola konur, sen sağa koydun. Hayır, doğru koyuyorum. Sana inanmıyorum valla. Ne yaptığının farkında mısın acaba? Farkındayım. Uyarmama rağmen hala yanlış yere koyuyorsun. Valla benden günah gitti. Servisinin eksik olmasına aldırmayan yarışmacımız peçetelerini ve süslerini de yerleştiriyor hemen masasına. Her şey tamam mı? Bitti, giymeye gidiyor. Dur gitme. Yemeği ısıtacaktın hani. Evet. Yemeğimi açıyorum ve gidiyorum. Harem güveci fırında ısınmaya bırakılıyor. Gidiyor musun? Gidiyorum, evet. Hadi bakalım. Bol şans. Geldiniz. Hoş, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Ben çok teşekkür mersi. Ederim. Seni buyurunuz. Böyle görünce çok mutlu oldum. Zira bu demek oluyor ki evet masamız da hazır. Üzerinde değişmişsin. Yemekler de tam o halde. Yemekler hepsi de oldu. Pişti. Yaşasın. Masamız yaşasın. Hazırlandı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Ne güzel. İlk gün böyle bir açılış yapalım değil mi? Evet. Bazen böyle önlükle karşılıyorlar. Masa eksik oluyor. Üzülüyoruz tabii. Tabii yani. Ben üzülüyorum. Yarışmacılar seviniyor.
Neden diyorlar? Puan kıracak yer bulduk diye. Ha evet ya, oradan. Mesele. Doğru. Ama ben bugün her şeyimi tam olarak yaptım. Yemeklerimi yetiştirdim. Harika. Çok lezzetli bir menü sunuyorum kapı size. Kapı çalıyor. Geldiler. Hemen gidiyorum. Ama bırakmazlar, 2 dakika bir muhabbet edelim. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz yorgun efendim. Görünüyorsunuz. Yok, hiç yorgun değilim aksine. Çok enerjiyim. Ne tarafa geçiyorum? İyiyim. Böyle geçiyorsunuz. Lütfen buyurun. Hemen sağdaki kapı. Merhabalar Zuhal Hanım. Evren, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağ olun. Otur. Şöyle buyurun, geçeyim ben müsaadenizle. Arzu ettiğiniz yeri tabii, buyurun oturun. Evet, ilk hoş geldiniz konuğumuz. Tekrardan. Hoş bulduk. Yarışmacımız geldi. Geldim. Evren, nereden geldin? Tuzla'dan geldim Zuhal Hanım. Ah ne güzel, çok hoş. Orada yaşıyorsun. Orada yaşıyorum, ailemle birlikte yaşıyorum. Ne güzel. Mimar olan sen miydin? Doğrudur, iç mimarım. Aa, iç mimar. Evet. Ne kadar güzel. İç mimarlıkla yemek yapmak aynı şey zaten. Sıfırdan yeni ürünler yapıyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Hep de teşekkür ediliyor. Çok güzel olmuş. Ne bazen yaşam alanı, bazen de güzel yemekler. Bak ikimiz de yola çıkar. Gerçi senin şöyle yani hala mesleğin. Ben iç mimarlık fakültesini kazanmıştım. Evet. Aynı zamanda konservatuarı da kazanınca konservatuardan yana kullandım seçimimi. Ama bak gel gör ki ikimiz de bir masada buluştuk. Yemek yani gene olayımız. Kısmet işte. Merhaba. Merhabalar, buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür Leyla ederim. Ben. Nesrin ben de. Memnun oldum. Buyurun, nasıl hoş geçti? Geldiniz. Güzel geçti. Peki sen nereden sardın bu yemek olayına? Seviyorum, yapmayı seviyorum. Yeniden sıfırdan şeyler üretmeyi çok seviyorum. Ne güzel. Ve karşılığında teşekkür almayı çok seviyorum. Ay, bu ne büyük bir şey. Kendi kendime yeni şeyler yapıp yapıp. İnsanların yüzündeki o zevki görmek çok bambaşka çok. Bir şey. Aha. Merhaba. Merhaba. Leyla. Nasılsınız? Evet. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de sana söyleyecektim aynı şeyi. Teşekkür ederim. Maşallah. Evren, Leyla. Merhabalar. Memnun oldum. Leyla Hanım. Tanışın bakalım. Tanışın, evet. Kaynaşın. İlk gün olduğu için yaka etiketlerimiz var, herkes birbirine hitap evet. etsin diye. Sen İranlı. İranlıyım, ah, evet. İran'a bir kez daha selamlar. Geçen hafta teşekkür da vardı ederim. İranlı yarışmacımız Melek. Ona da selam olsun. Selam. Hadi bakalım, sen nereden geldin Leyla'cığım? Atakent'ten geldim. İstanbul'da evet. oturuyoruz. Atakent Mahallesi. Pardon. Ne güzel. Hmm. Kaç yıldır Türkiye'desin? Yani 10 seneye yakın. Merhabalar. Merhabalar. Efendim. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sevliyim. Spor salonumuz var bizim. Ha, o da sen evet, misin? Evet, evet. Pilates eğitmeni mi, beden eğitimi? Biz fitness, pilates, her şey. Pilates sen. Bir de beden eğitimi. Merhabalar. Aa, Özdemir, merhaba. Tekrar karşılaştık. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhaba Özdemir Bey, Evren ben. Merhabalar Özdemir ben. Memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum. Geldi. Rakip evet. yerimiz yavaş yavaş. Evet, evet. ortaya çıkıyor. Son evet. bir yarışmacımız var. O da gelsin bakalım. Sen ne taraftan geliyordun Özdemir? Ben Büyükçekmece tarafından geliyorum. Oh, biraz iki uzak bir yerde. Villadayız. Tuzla, Büyükçekmece, Atakent halkalı oluyor evet, zaten. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Buyurun. Ederim. Şeref verdiniz. İstanbul'da artık trafik var demiyoruz. Trafikte İstanbul var. Kesinlikle. Gibi bir şey kesinlikle. Olduğu için. Evet öyle. Hem sizler hem bizler için hayırlısı oldu diye düşünüyorum. Ve merhabalar. Sonya, güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Elbisene bayıldım. Merhaba Gizem Hanım. Tanış bakalım. Teşekkür ederim. Evren. Merhabalar. Memnun oldum. Merhabalar. Gizem ben. Leyla ben. Merhaba. Lütfen otur. Hoş geldin evet. sen de. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş tekrar. Bulduk. Nesin ilk yarışmacımız. Bugün o ağırlayacak sizi. Şeref verdiniz. Evet. Nasıl geçti masanız, mutfağınız? Mutfağım çok merak eğlenceli ediyorum. Geçti. Yani çok iyi, zamanımı çok iyi değerlendirdim. Yemeklerimi yetiştirdim. Heyecan süper. Falan. Çok heyecanlanmadım açıkçası. Yani yemeği yetiştirme telaşında olduğum için o heyecanım da bir anda oluyor. Gitti tabii, ilk başta vardı. Peki, ama sonra yemeğime odaklandım. Birazdan yemeklere geçeceğiz ama ondan evvel mutfakta da söylediğim gibi artık bugünden itibaren burada görmüş olduğunuz ve görecek olacağınız bütün yarışmacılar pişir de görelim evet. elemelerinden sonra 50.000 TL için yarışmaya hak kazanan ve rakiplerini ekarte ederek buraya gelen yarışmacı olacak. İşte ilk pişir de görelim elemelerinde rakiplerinden daha iyi yemek yaparak gelen ekibimiz, hepinize tekrar hoş geldiniz. Bir alkış alalım hepinize. Çünkü bir kez daha sevgili Serhat Şef'e de selam olsun. Onun verdiği yemekleri yiyerek ve onun tadımı sonrasında en başarılı yemeği yaparak karşı rakibini eleyerek 50.000 TL için kuvvetli adaylar görüyorum karşımda.
Fena da yemekler yapmamışsınız. Bilal'e konuşacağız. Ama ondan evvel tabii ki Nesin'in kurduğu masaya bir bakın. Onun masası. Nesin tabak Hanım. Çanak senin mi? Efendim? Senin mi tabak evet, çanak? Evet, tabak takımı, çatal, kaşık, bıçak her şey, her şey bana ait. Peki. Aynı. Kupleleri özellikle mi renkli seçtiniz yoksa... Evet, amaç renkli var seçtim. Ben morun uğruna çok inanırım. Onun bana uğur getireceğine inanıyorum. Nazar boncuğumu da öyle koydum. Zıt renklerin de birbirini çekeceğini bildiğim için böyle bir kırmızılı, morlu bir... Bana özellikle pembe. O size özellikle gelmedi. Ben öylesine koydum ama o size gelmedi. Ama bak tişörtüne evet, bir uyumlu oldu. Evet. Herkes bence tabağa kıyafetiyle uyumlu olmuş gibi. Kontrast oldu bence böyle. Ton sür ton. İlk gün masası için bence beğenemedim. Aynen. Çok rengarenk ve yani bunları sevmedim. Kırmızılı. Narlar uğur getirsin. Uğur getirsin de ama için. Doğru tabii ama... Kendinize... Hani çiçekler falan bilmiyorum. Ay evet koymamışım. Yani. Çiçek olsa daha hoş görünürdü diye hoş düşünüyorum. Evet. Bir de bu mumlar olmasaydı keşke. Mumları yakacağım. Biliyorum ay, Evrelerin hafta olsun sevgililer günü masası mı? Yılbaşı masası evet, mı? Yılbaşı masası ne masası mı diye öyle diyorlardı. Bizim bir yarışmacımız evet. Daha bu evet. Tonlar, kalpler falan kullan. Nazar boncuğu da mı var orada? Evet. O isabet olmuş. Koydum. Aman aynen. Çok göz var üzerimizde ne sinci. Benim ayıptır var. Söylemesi bizim aynen. De var. Valla bunu duvara asmazlar mı? Öyle değil ben mi? Ben onu bilerek ama gözüksün diye nazara karşı. Yani bir yerden astıdaydı şöyle. Duvarda olsa gözükmezdi. O yüzden masaya koymayı tercih ettim. Çatalın solda olması gerekiyordu. Evet. Servisler. Evet servisim geldi. Evet servisim aceleye geldi. Son 10 dakikada masayı kurdu. Ben peçete de göremedim yani. Ha. Aynen. Peçetelerimiz orada. Evet haklısınız. Ona bir şey diyemiyorum ama. Burada ışıklar bence yerde. Kala masayı masanın üstünde zamanla ilgili sorun bence. Yaşadım son 10 dakika sanırım. Kala mı? Son 10 dakika. 10 dakika iyiymiş masa İyi, için. Bence. Yani bir de giyinmek de içinde. Giyinmek de vardı. Giyinmek de içinde. Tamam, masa biraz acele mi yer? 8 dakika masa, 2 dakika aa, giyinme bence. Daha işte vardı öyle olmuyor diye. İşte. Gününüzde göreceksiniz. Göreceğiz tabii ama. Yani gününüzü o tarzı inanın. Yani yemeği yetiştireyim derken bakın kendi çatalımı bıçağımı da unutmuşum. Tabii heyecan olacak hepimiz de olacak. Hepimiz ilk defa yarışıyoruz sonunda. Aynen. Masa biraz aceleye gelmiş. Masa aceleye gelmiş olabilir ama gene de ben de güzel olduğunu. Bence bu tarafta olmalıydı. Evet yanlışlıklar var serviste evet, ama evet. Artık tabaklarımızı verelim mantı nasıl? Çorbası için. Zuhal Hanım benim efendim? Kasemde biraz bakın şöyle. Ha toz gibi bir şey çok var. Siyahlar çok var. Belki kurduktan sonra uçmuş olabilir. Masa sadeydi, mumlar yanmadı, sular yoktu, supleler farklı renkteydi. Ya suple ya hiç koyma. Ya hepsine aynı renk koy. Evimde her akşam yediğim sofra gibi hani bir özelliği yok. Alemle yediğim sofralar gibi açıkçası. Masa düzenini beğenemedim çünkü çok özensizdi. Yani biz günlük evde kurduğumuz sofra düzeni şeklindeydi. Çatalın yeri solda olması gerekiyordu. Bardaklar özensizdi, tabak özensizdi. Ortada bir çiçek yoktu. Yani aksesuarlar çok özensizdi. Üzgünüm beğenemedim. Bugünkü yarışmacının masasını gerçekten beğenemedim. Yani kimse beğenemedi. Çok vasat, yani aksesuarlar bile çok mesela oyuncak gibi geliyordu bana. Böyle eksimiş, hepsi. Yani benim zaten servis tabaklarım hepsi kirliydi. Toz falan vardı, siyah şeyler vardı içinde. Masa düzeni diye bir şey yoktu zaten. Yani masa düzenine dair herhangi bir ibare yoktu. Ne bir sunum, ne tabak, hiç her şey birbiriyle uyumsuz. Manasız birkaç aksesuar vardı, nazar boncuğu vardı. Yani masada çok büyük bir karmaşa vardı. Gene Melek böyle senin yerinde oturuyordu ya. İlk gün İran'da. Böyle masasının olduğu gibi branda çekmişti üstüne. Hmm. Bir şey gelmesin İranlar diye özel bir... oluyor onunla gerçekten. Özel, evet özel bir örtü örtmüştü. Evet pişir de görelim. Efendime şanslı söyleyeyim. Yarışmacıları çünkü benimle karşılaşmadılar. Aa öyle mi? Evet. Ondan buradalar. Şans. Yarışmacılar biraz şey daha şimdiden başladılar. Eleştiriye başladılar. Haklı oldukları yerde var. Biraz aceleye gelmiş olabilir. Ama masam benim çok güzel bence. Çünkü sade bir masayı tercih ettim ben zaten. Biraz da renklerin şansına inanan bir insanım. O yüzden de ben her şeyimden memnunum. Birebir de şeyleri aldım. Raporları gayet iyi yarışmış herkes. İnşallah da güzel performanslar çıkacak. Ama zaten hani
Orada 45 dakika değil mi bir süreniz oldu? 40 dakika benimki. 40 dakika, 45 dakika o aralarda. Güzel bir prova oldu yani bence. Çok güzel. Bu hafta Zuhal Hanım bir tane çok güzel bir menü çıkacağını biliyorum kesin de. Diğerlerini bilmiyorum. Evet. Ya evrendeki bu şey özgüven, iddia deminden beridir. Hanım kırık. Kırık mı? Bakayım bakayım. Aa, hep de seni buldu. Bir toz de bakın geldi, bunda da var toz. Nesrin, ben biraz, söyle yaşınca. Ben biraz Nesrin Hanım, benim kasem kırık. Öyle mi? Vallahi öyle. Şöyle oldu, ben onları kendi evimden getirdim. Doğru. Ha, getirirken. O yüzden evet, de getirirken tam tabii güzel ki şey yapamamışım. Hatta birkaç şeyim de kırılmış o şekilde. Geçmiş olsun. Halbuki sen Beykoz'daymışsın ama. Güzel paketleyemedim Zuhal Hanım. O yüzden olsun. Evet, o yüzden diyeyim, birkaç nazar, tane de nazar çıkmış oldu. Yani. Kırılmış oldu. Yani onun kusuruna bakmayın. O peki. Tamam. İstersen gel otur. Şansım olmadığı tabii için. Tabii. Teşekkür ederim. Nesrin de mantı yapmış. Evet. Pişir de görelim de. Kremalı galiba evet, değil mi? Efendim? Kremalı mı? Bu neden beyaz? Hayır, krema yok. Yoğurtlu. Yoğurtlu. Peki. Terbiyeli. Afiyet olsun mantı çorbasıyla afiyet hafta olsun başlıyor. Geliyorum. Dur seni bekliyoruz, gitme. Geliyorum, geliyorum. Mantı çorbasını bilen, pişiren, yiyen. Ama bayağı çizgiler yiyen var kaşık. Ama Zuhal Hanım davet sofrası burası. Şimdi de çiziği çıktı. Ama siz her şeye bir şey buluyorsunuz. Ama ben ne yapayım gördüğümü yani söylüyorum. Çiziği çıkabilir bunlar. Çiziği yani kırıyor, tuzu, pis. Ama bakmalısınız bunlara bence. Ben onları da beklettim. Tek tek onları. Yok, çizik şeyden değil. Kaşıklarınız yine eski eski yani. Ya eski değil yani aslında ama makine bunları böyle yapabiliyor. Ben makinede yıkamıyorum davet kaşıklarımı falan. Nesrin, ben yıkıyorum öyle bir şey Nesrin yok. Hanım, ben atıyorum. Henüz tatmadım ama meraktan hadi soruyorum. Hadi buyurun, afiyet tabii olsun. Bu kıymanın niye dışarı çıkması olması gereken bir şey. Bunlar çorbanın köftesi. Bunlar mantıları. Mantıların haricinde minik minik köfteler yapıp tereyağında güzelce kavurdum. Ondan sonra üzerine de bir cozlattım. Arkadaşlar arasında en çok eleştiri yapan Leyla Hanım'la Evren Bey'di. Evren Bey'in doğru eleştirilerini gördüm. Fakat Leyla Hanım'ın neyi eleştirdiğine dair hiçbir fikrim yok. Olabilen her şeyi eleştirdi. Doğruyu da eleştirdi, yanlışı da eleştirdi. Arkadaşım buraya ben sadece eleştirmek ve ön plana çıkmak için geldiğini düşünüyorum açıkçası. Nesrin Hanım'a da Leyla Hanım dedi ki çatallar eski, yok çizik. Çok fazla takılıyor maddiyata galiba kendileri. Kusura bakmasın şimdi burada. Olabilir. Çatallar eski de olabilir. Önemli olan temiz olması. Hijyenli olması. Çatallar temizdi. Evet, çizikler olduğu için sanki kirliymiş gibi görünüyor ama değil. Doğruya doğru. Her zaman haktan yana olacaksın. Leyla Hanım'ın her şeye çok fazla takılması bana biraz abartı geldi açıkçası. Ben de tabii ki de masada eksikleri gördüm ve söyledim. Ama çok da fazla abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüksük çorbası gibi de değil mi? Aslında bir nevi. Bunda nohut var sadece. Onda sadece nohut var. Bunda sadece erişte, mantı ve küçük küçük köfteler. Tabii, küçük küçük köfteler. Açıkçası ben menünüzü gördüğümde birazcık endişelenmiştim şu açıdan. Yani çok basit buldum genel anlamdaki menünüzün içerik anlamında. Mantı çorbası deyince ben çok daha şey bekliyordum. Farklı bir şey bekliyorum ama yani daha doğrusu basit bir şey bekliyordum. En azından benim beklentimden bir tık daha iyi geldiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ama, ederim. Hani, genel anlamda maalesef hani menünüzü zayıf görüyorum ben. Evet. Çorbadaki bir ekşi tat evet, geliyor ama. Yoğurttan olabilir galiba mi? Bu süzme yoğurtla yapılmıştır. Onun ekşiliği olabilir ama bana ekşi gelmedi. Çünkü bu çorbanın tadı böyledir. Daha önce yemiş misinizdir bilmiyorum. Evet ben yedim. Şey mantı içinde kıyma olmaz mı? Niye ayrı ayrı? Ben köftesini sonradan üzerine lezzet vermesi yani için tereyağı. Yani unuttunuz mu hayır, yoksa hayır, kolay hayır olsun diye mi böyle yaptınız? Hayır içinde mantı var. Mantının içinde kıyma var. Mantının da içinde kıyma var. Bazılarının kıymaları sanırım dışarı çıkmış. O zaman unutmuş olduğunuz bence. Hayır mantının kıyması geliyor dışarı çıkmış. Şundan bir de mantılar herhalde hiç mantı şeklinde ha, değil. Onlar pişerken bazıları belki dağılmış pişmiş olabilir. Evet. Evet. Fırınladınız mı mantıyı? Hayır fırınlamadım. Başlamadım. Fırınlasaydınız muhtemelen dağılmayacaktı. Belki olabilirdi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Üzerindeki sosu direkt tencereye mi döktünüz yoksa koyarken tabakların üzerine hayır, mi ilave? Hayır direkt tencerenin üstüne döktüm ki tereyağın tadını tamamen bütün çorba çeksin diye. Ben tabağın üstüne görmek isterdim. Ben de bir dekor olarak. Mesela evet, bakın Zuhal Hanım bunun içinde kıyma var. Büyüktür. Diğerleri açılmış şöyle makarna gibi içinde görünüyor. Görüyor musunuz? Hayır, diğerleri erişte. Bunlar erişte de var içinde. Erişte kestim ayrıyeten.
Mantı kapattım. O zaman içine çok karışık bir çorba. Karışık değil aslında. Hepsi mantı aynı çorbası malzeme. Böyle olmuyor ki. Şimdi kıyma, evet. mantı ve erişte. Aynen. Doğru evet, hepsini kendim kestim. Mantıyı kendim açtım. Ama sen emek vermişsiniz. Mantılar... Yani bir emek sarf ettim ben bu çorba. Evet, emek doğru, vermişsiniz emek de var. Mantılar emek sanki var. Dağılmış i̇şte gibi görünüyor. Boyutu, aynen, çorbanın dağılmış. Evet. Yoksa biraz daha ufak olması gerekiyor muydu? Belki yöresel mantının farklılıklar mı olabilir ama evet, nereli? Boyut olarak soruyorum. Hayır, bence gayet normal. Bir tane bir görsel yani açalım. Yani kaşığa gayet... Sanırım bunun kaşığıma böyle 2-3 tane, 4 tane sığsaydı... Hani daha böyle bir hoş bir görüntü olmuş. Kayseri kaşık mantısı ama şimdi gibi. Evet. Hani o kadar da değil de. Ama şimdi ona... bu mantı değil. Bakın beyefendi. Evren Bey. Buyurun. Sonuçta bu bir çorba. Bunun yani bir kaşığa 6-7 tane mantı gelmesini beklemeyin. Çorba dediğiniz şey nedir? Sulu olması gereken bir şeydir. Mesela siz bunun kıvamına bakıyor musunuz? Bunu yaparken kestiren insanlar var. Yani şu suyunu yoğurdu pişirirken kestirirler böyle lor peyniri gibi olur. Bakın benim suyum gayet güzel. Şöyle bir İçindeki. Görsel paylaşayım. Salçalı da. Aynen ben salçalı da diyordum ben de. Evet, ama salçasızı da var böyle evet, nane falan koyuyor. Ben salçalı tercih etmiyorum. Nane falan da galiba konu. Ha, ayrıyeten bunun içinde tarhun denilen bir özel bir baharat var. Biliyorum. Siz bilirsiniz İran'da var. Çok kullanırlar. Var. Tarhunla çok güzel olurdu çorba. O yüzden de tarhun koydum. Şimdi tarifinde yoğurtlu yüksük çorbası mantı çorbası diye çıkıyor. Dediğim oydu benim. Genelde hep aynı çıkıyor zaten tarifler. 2 su bardağı mantı. Normal mantı yani senin de içine koyduğun hı-hı. içinde kıymaları olan. 1 su bardağı haşlanmış nohut. Sen nohut koymamışsın. Yoğurt, un, yumurta sarısı, kaynar su, soğutulmuş su, tuz. Üzeri içinde tereyağı, nane. Pul biber. Sen pul biber yağı yakmamışsın. Yapmadım. Tereyağından yapmışsın. Yapmadım. Karabiber koydum içine. Sadece ben şeyi merak ediyorum. Ben daha evvel mantı çorbası içmedim. Yüksük çorbası içtim. Ama o nohutlu falan başka bir şeydi. Ve de çok küçüktü onun köfteleri. Evet. Minik minik köftelerdi. Evet. Minik minik eriştelerdi. Hı hı. Şimdi ben bunları biraz büyük buldum. Aynen. Arkadaşlar gibi. Onun için sormak istedim. Hani onun için de görselden faydalanmak istedim. Böyle mi oluyor? Böyle de bir tarifler var. Değişiyor evet. ya yöre yöre. Yoksa hani bu mudur orijinali? Senin tarifin mi? Sormak istedim. Bu benim yani her zaman yaptığım kendi tarifim. Daha böyle doğrusu annemden gördüğüm bir tarif bu benim. İnternete bakmadan yaptım. Çok da sevilerek. Şey galiba içinden... aceleye gelmiş böyle açılmış gibi. Öyle yani özel çorba. Yani içinde her şey dağılmış gibi geliyor bana. Şöyle çorbayı pişirdim. Onu hemen tüketmek gerekir. Evet. Suyun, sıcak suyun içinde yani bu çorbanın içinde mantılar durdukça aslında bu riskli bir şey. Tabii bu riski ben göze aldım. O yüzden açılmıştır. Yoksa benim mantılarım daha küçüktü ve hiç açılacak gibi değildi. Ben de onu diyecektim. Daha mı küçük tutsaydım? Daha küçüktü çünkü işte. Durdukça bayağı bir zaman geçti çünkü durdukça biraz şiştiler. Nesrin olay bu. Sanki çorba nane istiyorum diye bağırıyor. Hani şöyle bir nane yaksaydınız üzerine. Evet. Hani sanki istiyorum. Bir de hani... tuzlu gibi geldi biraz. Bana. Biraz tuzlu çok kaçmış yok, gibi. Az, çok az. Peki yani, kıvamı güzel ama. Biraz evet. Kıvamı sıcaklığı güzel, kıvamı güzel ama... Ya tuzun derecesi biraz görecelidir. Kimisi hiç tuzsuz yer. Ben mesela tuzsuz yerim. Biz öyle yapmıyoruz yarışmada. Tabii hiç tuzsuz yemeyin. Tabii. Tadı gider. Hani şimdi tuzsuz yiyen insanı artık tuz da olsa... Doğru. Her yemeğin alacağı gelir. Kadar bir tuz miktarı oranı vardır. Ama her bana çok tuzlu olduğunu. Gelmedi. Peki Gizem sana nasıl geldi, beğendin mi? Bana da biraz ekşi geldi açıkçası. Yoğurttan? Evet, yoğurttan olabilir. Bir de mantıların hamuru bana biraz kalın geldi. Biraz daha ince olabilirdi diye düşünüyorum. Mantının kalınlığından bahsediyorum yani hamurda. İçindeki köftesinin lezzeti fena değil ama üzerinde ben de bir yağ ve nane beklerdim. Tencerenin içinde değil, tabakta bir sunum görmek isterdim. Gözüme daha iyi hitap ederdi diye düşünüyorum. Onun dışında emeğinize sağlık. Peki. Teşekkür ederim. Evet, Esmen Hanım, yani bu çorba öyle bir şey ki wow yaptırabilirdi. Hmm. Ama yarı sanki hani yürümüş yarıda kalmış. Evet. Hani o finale, o hani... kuşağı geçememiş. Öyle söyleyeyim size. Yani o finish yani orada bir yerde kalmış. İşte yani dediğim nasıl... gibi bu risk aldım ben. Ellerinize emeğinize sağlık. Hani başka bir tabii. şey de yapabilirdim. Tabii. Ama buna gerçekten... Evet, riskli ve zor. Riskli. Hüner isteyen, maharet isteyen bir çorba. Yani bir marifet sergilemek istedim ben. Tabii. Hamur açmak önemli çünkü bir şey. Hamuru açtım, evet. kapattım.
Yani menünüzde en emek veya verdiğiniz şey budur. Çünkü ben baktım menüze, el açması mesela burada var. Diğerleri, yani emek veriyorsunuz tabii, saygı duyuyorum. Ama bu çok daha emek vermeli bir şey çorba olduğu için. Yani yapamadığınız gibi. Evet, bana öyle dağılmış yani, dağılmış, tuzlu öyle gibi geldi bana. Peki o zaman bir de özlemeden bir falan iyi eleştiri sorayım. Şöyle açıkçası ben de Evren Bey'in düşüncesi gibi düşünüyorum. Çok ciddi bir not alabilirdiniz bu çorbadan. Açıkçası terbiyesini çok beğendim. Lezzeti güzel. Bence de lezzeti güzel. Lezzeti gayet iyi. Ben tuzu kendim sevdiğim için bana çok aşırı tuzlu gelmedi. Bana da tuz beni rahatsız yok, etmedi. Tuzlu değil. Ama tuzu kararında bence. Burada da Leyla Hanım'ın dediği gibi bence şeyleri çok karıştırmışsınız. Yani ya erişte olsaydı ya mantı olsaydı. İkisi aynı anda olması bence birazcık doğru görüntüsel, görüntüsel açıdan pek görsel olarak doğru olmamış. Değil. Yani sen de görüyorsun zaten. Mesela biraz büyük tabii, hem şişti. Hamur hamur, çok hamur. İşte fazla durunca biraz şişti ama şişti. Lezzeti sonuçta güzel. Mesela ben bir tane yedim köftesinden. Onun dışında iki tane daha köfte vardı vallahi. Hı hı. Gerisi sırf hamur mesela. Hı. Hani mantı çorbası deyince böyle bir mantı performansı evet, biraz evet, bekleniyor. Onu biraz kaybetmiş birazcık daha ama yani lezzeti kötü mü dersen değil, gayet güzel. Eline sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Evet, ben de katıldım. Bu tabaklar mı? Bunu da ister misin? Servis için. Haydar ve Volovan için. Volovan için bunları da servis edebilirim. Sen nasıl planladıysan. Sen nasıl planladıysan bir tabak alalım der rica ederim. Ya da tek tek götür. Ha neyse. Nesrin Hanım kabul etmediği yalnız mantı çorbasının içerisinde mantının içindeki kıymaların bazıları dışarı çıkmıştı. Üzgünüm, beğenemedim ve şişmişti mantılar. Bana çok fazla hamur geldi. Hem erişte hem mantının olması benim için eksi bir duruma düşürdü. Ayrıca yoğurdu ekşiydi. Ekşi geldi bana. O yüzden beğenemedim. Patatesli, pastırmalı, mozzarellalı volavan, bir de haydari. Evet, nasıl buldunuz ara yemekleri? Yani basit. Basit. Fazla şöyle bir şey, bencede. Şimdi haydari, çünkü yoğurt, evet, haydari, yoğurt, mayalayın gidiyoruz yani şey. Aynısı yoğurt, yoğurt, peynir, yoğurt. Beyaz, bu şekilde bir eleştiri alırsın demiştim ki aldı da zaten maalesef. Yani ağır bir şeyle başlayıp ağır bir şeyle devam edip. Yo, yoğurdu yani, yoğurtla başlayıp şimdi yine yoğurt yiyoruz. Burada başka bir meze sanki daha böyle dilimizdeki bana farklı tatları. Bir de mantı hamur. Bir de o milföy'de hamur. Onu dedim. Biraz yani acaba bir tanesinden feragat etseydi de. Ya mantı çorbası yapmasaydı veyahut mantı çorbası evet, yapıyorsa volavana girmeseydi. Ama volavanda da içine basit şeyler koymuş. Hazır bir şey, pastırma hazır, mozzarella hazır. Hmm. Pastırma sonra, hazır olacak zaten. Ne yani niye başka bir şey de yapabilir? Onun içine başka bir şey de koyabilir. Pastırma hazır olmak zorunda. Onu demiyorum. Niye onu kullanmış? Mesela başka bir şey de kullanılabilirdi milföy içinde. Yani başka bir şeyler de çanağında. Sebzeli mebzeli bir şeyler. Her yani şey yapılabilir. Bu en basitini bence geçiş olmadı, geçiş çorbadan aynen, sonra ana yemeğe geçiş doğru bir önemli, geçiş değil. Uyumları sanki bir sebze kaldık, daha hafif daha fresh bir şeyler istiyordu sanki mantının evet, arkasına. Harem güveci de bakmayın ağırdır ya, yani. Harem güveci. O da hafif bir yemek değil yani. Çorba güzel kallavi bir yemek. Evet, ana yemeği. Güzel bir yemek. Evet, uyumlu bulmadılar. Ben demiştim sana. Mantının üzerine milföyü ağır buldular Nesrin. Efendim? Ağır buldular o milföyü ve şeyi mantıyı arka arkaya. Ben ağır bulmadım. Hayır şöyle ama ağır. Yani iki hamur. İki hamur. İki hamur. İki hamur, iki yoğurt. Ama bu çorba olarak düşünürseniz bence ağır değil. Yani şimdi iki ürün. Çorba başka bir şey. O bir ara sıcak. Ama iki üründe de hamur. İki üründe de yoğurt. Hani hamur ve yoğurt günü gibi. Ha yanında yoğurt almayabilirsiniz. O haydari'nin içerisinde var. Ha, haydari için söylüyorum. Mecburen ben ortaya bir alacağız meze haydari olarak getirdim. O haydari hayır, buraya gelecek. Bir, hani, onu yoğurtlu bir şey olarak düşünmeyin. Ekstradan ben onun yanına. Nasıl düşüneceğim mesela? Salçalı bir şey olarak düşün. Hayır üzerine yoğurt koymadım ki. Yanına koyacaksınız. Ama yoğurtlu bir şey meselesi ya sonuçta. Tabii. Evet ama geliyorsa yemek zorundayız. Tabii yiyeceksiniz tabii ki. Evet. Tabii ki yiyeceksiniz. Ha bir tercih meselesi bu. Seven yoğurtla yer, sevmeyen yoğurtsuz yer. Ama sen bize yoğurtlu yap, haydari yoğurtlu yaptın değil mi? Ben korkutma. Neyle yaptın? Onu yoğurt olarak düşünmeyin diye dedin ya. Ben hayır, kafamda yani, deli sorular. Haydari'yi yoğurtla yaptım ama volovanı illa da yoğurda batırarak yemek zorunda. Hayır, hayır. Ya onu demiyor onu Allah. Onu Evren, tamam sen servisine devam et. Bir yandan da kulağın bizde olsun. Şimdi bu onu çorbanın içinde de yoğurt var evet, ya. Onu biz demek istiyoruz. Onu demek istiyor. Yani gene yoğurtlu bir ürün. Arkasından evet, gene ara yemekte bir yoğurtlu bir şey var. Nesrin Hanım. Efendim? Mumları unuttuk.
Neyini unuttum? Yakmayın bence. Olmuş. Evren Bey yapmasına gerek yok. Yakmayın. Yakacağım demişti ya. Düşebilir. Yani evet, evet onları yakmak istiyordum. Bir çakmağınız varsa maalesef yakabiliriz. Hoş verin, yakmayın. Evet Özdemir. Senin yemekle nasıl gibi bir durumun var? Aslında ne iş yapıyorsun? Biraz yarışmacılarımızı tanıyalım. Tabii ki de. Ben şu anda marka danışmanlığı yapıyorum. Marka danışmanlığı. Evet. Hem eğlence sektöründe hem de medikal estetik alanda. Medikal estetik, eğlence, evet. Marka danışmanlığı. Evet. Oy, oy. Kendi eğitimimden dolayı... üzerine eğitim almıştın? MBA yaptım, yöneticilik üzerine Amerika'da. Nerede? Amerika'da. Amerika'da, University of Nevada'da. Daha evet. Sonra da UCLA... Sen ne kadar kaldın orada? Böyle she went to bear, sir, can you? 6-6,5 yıl kadar kaldım. Ne kadar? 6-6,5 yıl kadar kaldım. 6-6,5 yıl, evet. Fena da zaman değilmiş yani. Evet, sonra da UCLA'de pazarlama ve dijital pazarlama üzerine bir master daha yaptım. Oh! Buraya gelince de bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Çok güzel. Yemek? Yemek de şöyle. Yemek başka bir aşk mı hayatında? Ki. Aynen. Yani ben kendimi bildim bileli yemek yaparım. Ay ne güzel. Nevada'ya gittiğimde de şimdi burslu olarak kazandım ben üniversiteyi fakat burs tabii ki de yetmedi. Zeki öğrencilerden. Teşekkür ederim. Param yetmediği için de ekstra bir iş yapmam bravo, gerekti. Bravo, helal olsun. Bunu biz paylaşırız Özdemir'le ya. Öyle mi? Az bunu mi zaten geldi? Balıkçılarda haydari istediğin zaman ortaya geliyor ya. Onun zaten sen de ortaya mı koyuyorsun zaten? İki de anladım. Koyuyorum. Ben de evet. Her birimize bu kadar ne yapmış diyecektim. Ha, yok, tamam öyle alırız ben birer ortaya kaşık. Koydum. Ha böyle ortaya pardon. Evet. Bir yan dağıldım. Bu süreçte okurken kendi yaptığım ve sevdiğim bir işi de yapmak istedim aynı zamanda para kazanmak için. Wok şeflik yaptım 3 farklı restoranda. İlk başta dormitory'de başladım bir... Eğitim almadan. Evet eğitim almadan kendi çabamla. Ve kendi... Özdemir Bey o zaman menüde Nevada yemeklerini bekliyoruz. Nevada olmasa da bir Amerikan ve Uzak Doğu Amerikan etkisi altında kaldım. Et yiyeceğiz herhalde. Evet, bir steak yiyeceğiz. Güzel bir Nevada, Texas, Arizona. Evet. Onlar ete Idaho, evet. Ohio. Oralar eti çok severler. Ben böyle baya o tarafa gitmedim de Las Vegas'a gittim. Nevada'dan geçerken öyle bir yerdeydik. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani bu masaya yakın et gördüm. Doğrudur. Yani ne yapıyorlar o eti? Ya şöyle yiyorlar. Genelde Brezilya restoranlarında onu yapıyorlar. Evet. Bizim Arjantin aslında miydi? Brezilya mıydı? Neydi evet, gittiğimiz bizim yer? Bizim genelde Erzurum yöresine ayırdı o cağ kebabı dediğimiz şeyi. Gibi. Onlar da farklı bir tarzını yapıyorlar. Böyle bir et. Evet. Böyle bir et. Masada kesiyorlar. Masada kesiyorlar. Kaç kişi onu? Çok kişi. Çok kişi. Çok kişi tabii ama zaten çok kişi başına herhalde oradaki düşen et kilogramı çok bir hayli yüksek. İyi misiniz? Neyse, iyisin herhalde Nesin. Arada ses ver iyi olduğuna dair. Evet, et var herhalde. Evet, benim de et var. Ama wok şefliği yapmışsın yani. Evet. Vay vay güzel vay. Güzel bir et yemeği olacak inşallah. Oo güzel, yaşasın. Onların barbeküleri de hafta sonları. Zaten marketlerine gittiğin zaman envai çeşit et sosları, envai çeşit et çeşirme ve pişirme, sunma, alet, edevatları. Aman olayları et ne zaten. Ne üzerine sizin yaptığınız yemekler özellikle? Yani ve Latin ve Uzak Doğu üzerine wok şeflik yaptım. Patatesli, pastırmalı, mozzarellalı holova. Soslar vesaire evet, bu. Evet, soslar vesaireler. Değişik böyle. Sizin gününüzde görecek miyiz? Göreceksin. Tatacak mıyız? Evet, tatacaksın. Aa süper. Çiğ eti mi yedirmeyeceksin yok, değil mi? Yok, hayır. Bazı etler vardır ki biliyorsun. Saygı duyuyorum, saygı duyuyorum. Evet. Ama diyorsun benlikte değil. Gizem seninle ilgili hiç konuşamadık. Sen ne taraftan geldin? Ben Beylikdüzü tarafından geliyorum. Oh. Ne güzel. Evet. Ne yapıyorsun sen şu an? Ben öğretmenim, beden eğitimi öğretmeniyim. Beden eğitimi. Evet. Biz de bulduk. Aynen okulda. Ediyorum. Şu an çalışmıyorum, kızıma bakıyorum çünkü. Allah bağışlasın. Evet, 2,5 yaşında kızım maşallah, var. Maşallah. Onun şansı için buraya geldim. İnşallah ya okulda şansı yapıyordun değil mi öğretmen? Evet, yoksa özel bir. Özel kolejde. Özel kolejde. Evet, pilates ve zumba antrenörlüğü yapıyorum. Zumba, kızımı vermeyi düşünüyorum. Bir zumba şeyi geldi. Beklerim. Ben de çok severim. O dansla beraber nasıl kilo gidiyor, nasıl kalori yiyor. Hem çok eğlenceli, hem çok eğlenceli. Güzel evet. Bir spor. Yani aslında. Yediklerimizi buradan sonra gidip yakabiliriz. Mantılardan, molavanlardan sonra. Evet. Ne güzel. Yemekle senin nasıl köprü kurdun hayatında? Yemekle ben Antepliyim. Evet, Gaziantep'e. Annem babam da Antepli. Bir selam gönderelim. Rakiplerimi korkutmayayım ama elimin lezzetine kesinlikle güveniyorum. Of. Evet. Buyursunlar önce bekledik. Bolavan geldi.
Yarışmacıları tabii ki de iddialı buldum diyeyim ben. Çünkü herkesin kendine ayrıca iddiası vardır. Kendime tek rakip olarak Özdemir Bey'i şu anda görüyorum. Gerçi yemeklerini yemedik ama sanırım güzel yemek yapacağını düşünüyorum. İddialı yarışmacı olarak gördüğüm tek kişi, yani söylemlerine İtimat ettiğim için söylüyorum, Evren Bey olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşlardan çok fazla bir şey beklemiyorum. Gördüğüm kadarıyla diğerlerinin de yani menüleri bu şekilde devam ederse bu sayede ben birinci olurum diye düşünüyorum açıkçası. İçler biraz çiğ gibi kalmış. İlk şeyimi söyleyebilir miyim, eleştirimi? Çünkü şöyle, kesmekle ciddi anlamda zorlandım. İlk bunun tadına bak. Tabanını mı tam pişmedi ya da çok mu fazla pişti? Bence pişmiş. Kesmekle zorlanıyorum çünkü. Yok, pişmiş, nasıl pişmiş? Ortalar pişmemiş. Altı üstü kızarmış çünkü diyorsunuz ya, üç tane üst üste koydum. O ortalar çiğ gibi. Yani bence ben pişmedi diye düşünmüyorum. Milföy ancak bu kadar pişer. Yani bana öyle geliyor. Yani ben bir çiğlik de görmedim. Nesrin Hanım, ben... Tamamen de kıtır. Yedim. Bu milföy hamuru. Milföy hamuru olduğu için, kat kat olduğundan dolayı bunlar zaten kat kat pişiyor. Ne vardı içinde tam olarak? İçinde mozzarella peyniri var, pastırma var, patates, karabiber, tereyağı. Yani bu hazır, bu hazır, mozzarella hazır. Bir tane bunu haşlamıştınız. Evet. Çatalla falan ezmişsiniz herhalde. Ne yapmam gerekiyordu? Pastırmayı yani, kendim yapabilirim ama yani. Başka bir şey içine koyabilirdiniz. O öyle söylüyorum. Ne tabii koyabilirdim mesela? Ben mi söyleyeyim, o da siz düşünün. Hayır, siz söyleyin. Bir fikriniz var ki bunu bana söylüyorsunuz. Yani sebze koyabilirdiniz, tavuklu falan bir şey yapabilirdiniz. Yok. Tercih etmedim öyle sebzeli, tavuklu. Nesrin Hanım, şimdi ben yedim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Özdemir Bey ve Leyla Hanım gibi yemeden yorum yapmak istemedim açıkçası. Niye yemeden yorum yapıyorsunuz bakayım? Şikayet var aklınızda. Hamur kuru, milföy kuru. İçerisinde pastırma kullandınız. Evet. Sanırım biraz tuz attınız. Yoğun bir tuz geliyor. Çok az bir tuz attım. Pastırmanın tuzunu kullanmamışsınız yaparken. Evet. Biraz da sıcak deyince yoğunluk evet. veriyor. Haşlarken. Rahatsız edici oldu. Burada en büyük sorun hamur kuru ve gelirken de sunumda bayağı sıkıntı vardı. Hani evet. Bu şekilde gelmesini mesela bekliyordum. Bu, yani üzerine... Bunu hiç ezmemişsiniz mesela. Nasıl gelmeliydi peki? Neyin içinde gelmeliydi? İşte üzerine bir süs, yani süs derken işte maydanoz. Örnek veriyorum şimdi, hani dere otu belki ayrı bir tat verirdi. Ayrı sen yerlere... sunumunu beğenmedin, tabaklamayı. Sunumu beğenmedim, geliş şeklini beğenmedim. Bence hamur bu tabakta kuru. Olmamalıydı. Evet. Yanına yoğurt koyacağım için bir derin tabakta sunmayı tercih ettim. Ama böyle kesilmiyor zaten, oy, bakın gördünüz. Valla ben rahat rahat kesebiliyorum. Yani. Nedense öyle oluyor. Kesmekte ben bir de bir şey değil beceri işi o zaman. Ama kesmek de beceri işi diyor. Bir de bir şey daha var. Ya bıçak benim acaba? Bıçağım kesmiyor. Öyle söyleyeyim. Galiba ya da... bunun hepsi size denk geldi. Yok. Ya benim için. Hayır, şakasına söylüyorum. Bıçaklar aynı olmalı. Onu demiyorum. Aynı. Bu Nesrin Hanımcığım, şimdi davet sofrasındayız ya. Ya baktığınızda iki tane buraya haydariyi getirdiniz, koydunuz. Evet. Haydi bakalım, herkes alsın. Der gibi oldu ve çok bence yakışmadı. Hani davet sofrasında özel hizmet ister ya insanlar. Hani kendimi özel hissetmek istiyorum. Dur bir saniye, şuradan haydari alıyorum. Çok haz verici şey değil bu bence. Kaşıklarını, servis kaşıklarını oraya koydum. İsteyenler istediği kadar alabilir. Yani belki yoğurt yemiyorsunuz. Ama yani şimdi ya. Nesrin Hanım. Şimdi Nesrin'ciğim, şurada demin de aynı şeyi söyledin. Sen bunu menüye yazdırdığın için biz yemek zorundayız. Belki yoğurt sevmiyorsunuz, ne demek? Zaten yemek zorundayız. Anlayamadım. Şimdi şöyle bir şey, ben bu yoğurdu, özür dilerim, yoğurdu aldığımda nereye koyacağım? Ha, evet, ben çatalda şu anda çatal attım. Evet, yanına ama böyle görüntü olarak yani bir kaşık uzatabilir misin? Zaten birlikte yiyecek olduğunuz için, yani sizin şu anda volovonlara o yoğurdun değmesi bence damak zevkinizi bozmaz. Doğru, yani o zaman tadını da bozmaz. Doğru, doğru söylüyorsun. O zaman tabağınız yanlış. Evet. Tabağınız evet. biraz geniş. Evet. Mesela öyle bir tabağınız olsaydı kenara bunu, ki diğer kenara da, da haydarını koyardınız. Hiç karışmaz. Olabilirdi. Haydari ama tabağım zaten... yoktur. Tamam. Ona bir şey söyleyemem. Tabağınız yoktu da en azından küçük haydarları küçük bir şekilde üstüne koysaydınız. Yanında kenarında böyle getirseydiniz. Öyle küçük kaseler oluyor ya mezeler için. Belki evet, öyle olabilirdi. Evet. Ama öyle de bir şeyim olmadığı için ya da aklıma gelmedi. Evet. Ama ben bu şekilde bir davet sofrasında çok rahatlıkla
ortaya mezeleri koyup herkes ördür tabağına. O böyle davet sofrasında olmuyor aldığını... ki self service diye bir şey var. Kenara konulur. Herkes gidip tabağını alıp gelip oturup kenarda yiyor. Öyle bir şeyler. İran'da öyle, bilmiyorum burada var yani mı. Ben hiç öyle, öyle self service davet sofrasında böyle tabaklar konulur ya. Ki herkesin yemeğini ayrı ayrı vermek zorundasın bence. Bir şey sorabilir miyim? Haydar'ın içine ne koydunuz acaba, öğrenebilir miyim? Evet. Dereotu koydum. Tuzu var, yağı var. Esra Hanım, ben bir su alabilir miyim? Mı? Tabii. Ben yalnız çünkü. Peynir koymadınız mı? Beyaz peynir de geliyor. Hayır, peynir koymadım. Almadım çünkü. Unuttunuz mu? Unuttum, ay, evet, ha, maalesef. Ha. O yüzden. Belli. Meyve suyu var, normal su sularımızdan var. Ben de su alayım. Kuru olmuş. Bence bir önceki çorbada yaptığı hatanın aynısını burada da yaptı. Sarımsak giriyor mu? Olmuş. Evet. Sarımsak yok, evet. Sarımsak. Çorbada yaptığınız hatanın aynısını burada da yaptığınızı düşünüyorum. Evet. Üç kat yerine belki bir kat daha şişkin ve çıtır olsaydı çok daha lezzetli olabilirdi. Yani üç tane birbirini birazcık hamur etmiş. Teşekkür ederim. O zaman kabarmayacaktı. Evet. Tek bir tane koyduğunuz zaman... Yani ben tekrar söylüyorum, kesmekte çok zorlandım ve bunun tabağın da ergonomik yapısı buna pek uygun olmadığı için... Evet. Nesli Hanım, siz kabul edin. Kurumuş yani hamur gerçekten. Siz kesebildiniz evet, mi? Evet, kuru. Size sorayım Nesli Hanım. İyi alayım o zaman. Bakın kestim, ben yedim. Yok yani... Biz de kestik, mutlak kesilecek. Ama tabii ki kesilecek de hani... Bu şekilde mi kesilir yoksa çatalı şöyle vurduğunuzda kesilmesi keserken gerekiyor? Keserken de bakabilirsiniz. Özellikle dil kısmı. Tabaktan da biraz kaynaklı. Bir süreci var. Bunu en son yaptı, daha erken yaptığım için. Düşünmez gerekmiyor mu? Vallahi sizi gününüzde göreceğim ben. Tamam. İnşallah yemeklerinizi yetiştirirsiniz. İnşallah. Yani, şüpheniz olmasın. Şimdi, şüpheniz olmasın onlarda. Peki Özdemir. Şüphem olabilir. Peki. Nasıl buldun Volavan'ı ve Haydari'yi? Haydari çok yoğun. Aşırı derecede yoğun. Yani muhtemelen biraz mayonezinizi fazla koydunuz, kaçırdınız diye düşünüyorum. gerçekten dereotunu biraz az koysaydınız daha iyi olabilir. Yani hem bu hem pastırma hepsi bir arada ciddi anlamda bir tuz geliyor ağzıma. Çok yoğun bir şekilde geliyor. Yani diyeceklerim onlar. Yani tahmin etmiştim açıkçası ben bugün gördüğümde menüyü. Tarz bir şeyle karşılaşacağımı. Volavan'ı da beğenmemiştim. Hayır, herhalde. Maalesef Lan beğenmedim. Yani, peki. Çorba beğenmeye odaklı gelmişsiniz siz. Hayır, yani, olur açıkçası, mu? Yani bir şey bulmaya çalışıyorum, pozitif bir şey ama çorbada söylediğim gibi çok güzeldi şeyi, harmanlamanız ve şeyi, tadı, lezzeti. Fakat onda da fazla malzeme kullanmış. Bunda da, yani bunun en önemli özelliği zaten hamurudur. Üstüne koyacağınız malzeme sizin tercihinizdir. Zaten hamuru düzgün olmadığı sürece üstünüze koyduğunuz malzemeye de çok bir önemi yok bolavan için. Peki Leyla? Siz bir şey soracaktım sizden Nesrin Hanım. Siz elemelerde ne yemek yaptınız acaba, merak ettim. Kayseri mantısı yaptım. Kayseri mantısı elemelerde. O da mantıklı. Yani buraya kadar valla ben Haydari'yi yani sanki anlatan bir tat var da anlatamıyorum. Yani sarımsağı eksik, dereotu fazla, peynir yok. Hani bayağı eksik var içinde. Sanki bir sarımsak, süzme benim... yoğurdu dereotu koymuştun yiyorum. Öyle hissettim. Mayonez koydum. Sıvı yağ baskın dereotu bir şey sebzeki çok baskın tadı var. Çok az. Yani dozunda kullanmalısınız bence. Volava? O da çok sert geldi. Hamurlar üst üste koyduğu için aşağı üstü evet kızarmış ama ortalar çiğ. Bir de çok sert. Nesinciğim çiğ. Kesinlikle çiğ. İki tane çok üzgünüm ama daha gelirken ben gördüm çiğ. Bir kere zaten üstten de çok yeteri kadar kızarmış. Altı çok pişmiş, ortası altı pişmiş. Altı pişmiş, ortası çiğ. Üç kat koyduğun için içi çiğ. Evet. Üzgünüm be Evren. Ama başka kat, bir tek... Yani tek kat koy, olabilir. Daha başlamamış. Yani, o zaman yeterli çiğ. Çorba yine bir yere kadar geldi. O zaman fırında şey yaptın. Kendini ona göre, fırının da ona göre ayarlayacaktın. Hesap etmen lazımdı. Çiğ. Çorbanız bir yere Evren. Kadar gelmiş ama bu kesinlikle başlamamış bile. Peki. Kusura bakmayın. Peki, ben gününüzde göreceğim sizi. Zaten arkadaşlar söyledi gerekli olanları. İnanın iki lokma aldım, bir lokma aldım, bir bardak su içtim direkt üzerine. Evet. Yoğun bir tuz, yoğun bir dereotu. Servisleminiz çok kötü, tabaklama çok kötü. Maalesef yakışmamış bu tabaklama bu. Şöyle söyleyeyim, bu tabakta, çukur tabakta yenmez. Yani çünkü çatalı kullandığınızda zaten düz bir yer olması gerekiyor ki zemin. Burada buraya çarpar devamlı. Hı. En basit örnek bunu verebilirim. Süslemesi de olabilirdi. Haydari'yi bu şekilde çok kabul ettiğim bir durum değil. Hani bu şekilde servis edilmesi. Herkesin kendi imkanlarıyla kaşığı da alıp kendi tabağına koyması. Bilemedim. Bu yemek olmadı. Peki Gizem. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben bu görüntüyü arkadaşlarıma katılıyorum. Düz bir tabakta beklerdim. Ve ayrıca Haydari'yi küçük
sunum tabaklarında yanında isterdim. Hı hı. Ayrıca Haydari'yi de hani bu tabak tamam oldu okey. Ama üzerinde bir ceviz isterdim. Hani ceviz biraz tereyağı yakılsaydı belki lezzeti biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ben sıvı yağ kullandım, zeytinyağı evet. kullandım. Emeklerinize yani tereyağı, sağ. Evet, tereyağı. Bu da gerçekleşti. Emeğinize sağ olun. Geçelim. Maalesef tamam. olmadı. Nesrin'e sağlık tabii ki. Bir de şimdi davet diyorsunuz da davet de tabii. değil aslında. Yarışma programı. Tabii ki burada evinde koyarsın ortaya. Veyahut bir balıkçıya, başka bir yere gittiğinizde kebapçıya mezeler gelir. Evet, herkes kaşıkla alır. Hatta orada bile herkes almaz. Garsonlar servis yaparlar. Evet. Evet. Ha, siz derseniz ki bırak ben yaparım, o ayrı bir şey. Tabii ki. Ama yani hani kendini al oradan işte istediğin kadar al. İster ye, ister yeme gibi bir şey, bir opsiyon yok. Yanlış. Yani bir de çukur tabak yanlış. Evet, evet. Kesilecek bir Kesimi şey var. Kesimi çok zor oldu. Hepsini bir de ortası verdi. Çiğ. Hepsini aldım. Üzgünüm. Hepsini uzatın. Güveçler gelecek. Harem güveci. Yanında ne vardı Nesrin'cim? Salatamız var. Salata. Mor salata. Kırmızı evet. lahana salatası. O da ortaya gelmeyecek değil mi? Efendim? Salata diyorum, lahana salatası. Ortaya bir şekilde... Ortaya gelecek. Açalım şunları, evet, o yüzden sordum. Evet, açın bence. Hadi bir el atalım. Maşasıyla, salata maşasıyla alırız yani. Mevsim olmayan bir salata olacak ama bakalım. Ha, kırmızı lahana diyor, evet, mevsimi değil. Lahana. Bence mevsimi. Havuç da var, hepsi var. Artık mevsimi kış diye bir şey kalmadı yani. Ama. Mevsimi diye bir şey kalmadı bence. Yani sonbahara geçtik. Kırmızı lahananın ne tür bir işleme tabi tutulduğu önemli burada evet. biliyorsun. Sonuçta ben bunu yapmışım, bir emek vermişim. Herkes tabağını alsın, yesin. Ne yapacağım yani? Bir de ağzına mı koyayım yemeği? Yani bana saçma geldi bu. Turşu kıvamını bekleriz tabii. Görmek istiyoruz. Fermente edilmesi Ovulması, gerekiyor. Fermente edilmesi evet. gerekiyor yani. Direkt öyle... doğrayıp sosla hep getirdiyse. Ya bence zaten yani çok çok zayıf bir menü olarak çok, görüyorum. Çok çok zayıf. Aşırı zayıf. Evet. Evet. Şu Haydari de zaten nasıl peynir almıyor unutur. Yok, ben mesela bu yemekler yani çok rahat 1,5 saatte falan biter diye düşünüyorum. En büyük aslında yani. unutmuş. Bence peyniri büyük unutmuş. Hata peynir almamış. Eksik mi menü, eksik mi değil mi bile bu böyle bir de yürünebilir. Yani eksik. Koymamış. Bunun içerisinde aldığında unut almayı unuttum dedi. Yani eksik. Şimdi tuz değil mi? Eşittir eksik oluyor tuz bu. Tuz ve hamurla başladık. Çok ağır bir yemekle devam edeceğiz. Sonunda da Alman pastası da bununla çok bir alakalı olmayacak. Özdemir Bey. O yüzden çok endişeliyim bırakın, açıkçası eksik yemekten var, sonrası. Eksik. Benim her şeyim güzel oldu. Bütün eleştirilere kapalıyım şu anda. Markete gidip evet. almayı unuttuğu bir ürün eksik sayılıyor. Sayılır. Zaten heyecanla da veremeyiz çünkü hepimiz de hepimiz yapacağız hepimiz o heyecanı yaşayacağız çünkü. Evet. Onun için eşit bence hepimizde. Bak ne diyorlar bana, beni de zor durumda bıraktın Nesrin. Ne oldu? Peynir yok ya içinde, unutmuşsun ya, eksik menüye girmiyor mu şimdi diyorlar. Belki ben böyle yapıyorum, ne alakası? Ama siz dediniz Nesrin Hanım, peynir alıp içine koymayı unuttum yani, marketten peynir almayı unuttum dediniz. Şöyle ki evet tamam, böyle bir şey söyledim, hatırlıyorum. Ama peynirsiz de oluyor bu. Bunun içine peynir koymak şart değil ki. Yok. Bunun peynirsizi de var. Siz internette bir bakın. Ama hepsi de peyniri eziyorla, ilk peynirle başlanıyor yapması. Beyler internete gerek yok. Siz yapmaya çalıştığınız ürün bu değil. Yok, bilmeyen insanlar için söylüyorum. Sizin önüne sunmaya çalıştığınız, aklınızdaki evet. Haydari bu değil. Ama değil inanın. Mi? Yani bunda okeyiz değil mi? Bu değil. Neden değil? Çünkü peyniri yok. Neden? Çünkü siz peynir almayı ne yaptınız? Unuttunuz. Tamam, unuttum. Doğru ama peynirli olmak zorunda da değil. Çünkü peynirli yapmayacaktım zaten. O zaman Haydari olmuyor. Niye Haydari olmuyor? Ne oluyor? Zaten niyetiniz yoktu hiç bize servis etmeniz. Yani getirdiniz, ortaya koydunuz orada. Hani söyleneni yapmamız anladım. Gerekiyor ya o yüzden. Vermek istemiyordunuz. Bir an dedim, menümde yazdırdım diye. Yani her şey şimdi koyayım. Tek tek insanların önünde mi olmalı? Yani sonuçta burada özel bir servis kaşığı var. Bununla birlikte herkes tabağını alabilir. Sonuçta yani kimse kimsenin kaşığında tutup da yemiyor. Bence bunu hiç savunma Nesrin. Bu yanlış bir sunum. Yani tabii ki senin masan, senin tercihin. Yani ama bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bence daha büyük bir sorunumuz ama var. Ama şey yarışma ya. Tamam yarışma. Zorundayız söylediğimiz. Sen servisine devam et. Anlıyorum yarışma ama. Şimdi yani o kadar... bu eksik konusuyla ilgili konuşmamız evet, lazım. Kesinlikle. Evet. Hem ekibimizle hem sizlerle. Belli yemekler var bildiğimiz, evet. gelenekselleşen, literatürde olan, yapılan, gittiğimizde de restoranlarda yediğimiz, evlerimizde de tercih ettiğimiz, özellikle bilindik, markalaşmış
bize özgü, bize has yemeklerde, her yemekte olduğu gibi aslında içine koymanızla mükellef olduğunuz ürünler var. Yani bu şu anlama da gelebilir. Ya burada salatası yaptım ama ben domatessiz yapıyorum. Ben aynı örneği geçen sefer ben muhammara yapıyorum ama cevizsiz yapıyorum. Ben humus yapıyorum ama ben nohut yerine şey kullanıyorum. Çoban salatası yapmıştı ya. Mercimek de yapıyorum. Efendime söyleyeyim, ben fava yapıyorum ama bakladan değil pırasadan yapıyorum. Ben de koymuyorum. Veyahut acılı ezme yapıyorum ama ben acısız yapıyorum. Diyor ki yani, aslında ben peynirli yapacaktım ama unuttum. Hani peynirli değil de kaşar peynirli yapacağım da demiyor. Malzemesi eksik bir yemek oluyor. Evet. Yani eksikseler varsa kendi vicdanlarına kalmış. Yani sonuçta ben bu kadar emek vermişim. Kalkıp bu emeğimin karşılığında yani bir haydarın içinde şey yok diye, peynir yok diye onları bilemeyeceğim yani. Haydari'nin haydari olabilmesi için yoğurt, evet, peynir. Dereotu, ha sarımsak olsaydı yani konulur konulmaz. Kabul edebilirdik bunu. Hanım, herkes sarımsak koymak zorunda değil. Tarator yaptığınızda herkes ceviz koymak zorunda değil. Tarator da yaptığınızda kabaksa, efendime söyleyeyim havuçsa. Havuç kesin olmak zorunda. Olmak İçerisinde zorunda. İçerisinde yoğurt olmak zorunda. Ana malzemelerden birisidir haydari'nin peynir. Doğru. Şey değil, peynirle bir garnitür, başlar. Bir sos, bir baharat değildir. Seçenek olarak sunulmuyor. Ha seçenek olarak sunulmuyor, bravo. Hani kimisi bilmem neyi acılı yapar, kimisi acısız yapar, o tercih. O tercihe giriyor. Tercih ama bu mecburiyete giriyor. Evet. Yani haydari yaptığınızda peynir koymak zorundasınız. Evet. Nokta. Leyla Hanım, Özdemir Bey, ben de bunu diyorum. Buna bastırıyorum, bunu söylüyorum. Doğrudur. Siz de hiç. Doğrudur. Hayır, evet, doğrudur. Biz de katılıyoruz. Ben evet, söyledim zaten, bayağı söyledim. Kuru nane. Kuru naneydi o. Konulur. Bak tercih, dereotu da. Bak orada da mesela ona da bir şey demiyoruz dereotu. Aslında naneyle olunur ama. Gerçekten. Yapma Nesrin. Ben espri yapıyorsun zannettim. Ben de öyle zannettim. Salata tabağı getirdim size. Ama orada koysanız daha iyi değil mi? Ama o zaman salatamın güzelliğini göremezsiniz. Gösterip oraya götürecektiniz. Ha öyle olabilir. Kırmızı lahana salatası değil mi? Evet, kırmızı lahana salatası. Kırmızı lahana nerede? Altında yatıyor. Alar şeyi, süsü. Göremedim. Evet. Siz hiç zahmet etmeyin, bırakın ortaya, biz alırız. Hayır, ben size bunu servis edeceğim. Siz benim salatamı... Buyurun, ben sizin için yeri açıyorum, buyurun. Hayır, şöyle. Ben size servis edeceğim. Vallahi Nesrin Hanım, şaşırttınız beni. Çok şaşırdım. Yani şu an gerçekten çok şaşırdım. Tatlıyı da geçiyorum hemen. Üstüme yok değil mi ortaya böyle? Ortaya kaşık tatlısı yaptım. Üstüme döküldü. Ortaya kaşık tatlısı. Tam tahmin ettiğim size gibi bir gün geçiyor. Size servis ediyorum ben şu anda. Daha ne istiyorsunuz? Tam tahmin ettiğin gibi bir gün geçiyor. Tam tahmin ettiğim gibi bir gün geçiyor. Yani maalesef. Ben menüyü ilk gördüğümde zaten öyle söylemiştim. Yani çok teşekkür ediyorum. Basit bir menü. Umarım en azından lezzeti iyi olur ki onu o şekilde tolere edebilir diye düşünüyordum ama. Siz böyle büyük büyük konuşuyorsunuz ama ben göreceğim sizi. Şey, vallahi kuzu eti yani, sanki doğru mu? Evet. Şu görüntü güzel mi? Hani ya şey bu, al ye, al ye. Benimki de turşu. Ya sonuçta burada ne varsa orada da aynısı var. Peki bu tabağınızı her tabağı ayrı ayrı yapsaydınız da o şekilde gelseydi vaktim daha... Vaktim kalmadı, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şey yapacak mı? Böyle eğin. Yani çok sonuçta tadı aynı. Değişen bir şey yok şey, ki. Hani görsel olarak diyorsanız tamam hak verebilirim ama vaktim Nesli kalmadı bunların. Burada hatırlamaya. Da anladığım kadarıyla yine yoğurt mayonez yoğurt tarzı var. Bir şey kullan. Evet. Bunda da kullanmıyoruz. Evet, yani evet. Bir hepimiz uyuyacağız herhalde. Vaktim kalmadı. Komple buradan sonra uyuyacağız galiba. Çok fazla vaktim kalmadı yani. Savunması. Gerçekten işten pardon, mi yapıyorsunuz? Bir saniye bir saniye. Neye vaktim kalmadı pardon duyamadım ben. Salataları tek tek hazırlamaya. Ama şu an hazırlayabilirdin. Güzel bir görseli olduğunu inanıyorsan salatanın. Evet gene getirip gösterseydin. Buyursunlar. Ondan sonra da tek tek tabaklara servis edip bu şekilde getirir. Yani görselin minyatürü. Ha şöyle de mesela çorba özel kaselerde getirip servis edilir önümüzde. Eyvallah. Olabilir aslında ama. Yani şimdi salata olunca görüntüsü de bozuldu. Acaba geç mi kalmak istemedin? Hani yemekler geldi salata da beklemeyelim diye mi? Şöyle söyleyeyim. Nesrin Hanım, hayaller Paris. Şu an Mumbai sokaklarında dolaşıyorum. Gerçekten. Yani bu kadar söyleyeyim size. Yani kusura bakmayın. Ya siz bu kadar kendinize güveniyorsunuz ama bakın gerçekten büyük konuşmayın. Yani İnanın 2,5 saatte yemek yap, sofra kur, tabii ki mutlaka zor. Yani zannetmeyin ki size bir dakika fazla süre verir. Hayır zor biliyorum. Yani verilmeyecek, buna çok çok emin olabilirsiniz. Ben sadece yemeklerimin lezzetinden çok çok eminim. Ha ama beğenmemek için de bahane arıyorsanız hiçbir şey söyleyemem. Yok, bakın, biz sonuçta ben de küçük şeyleri eleştireceğim bu durumda. Eleştirdiğimiz şeyler şu noktada. Yani biz size teknik olarak bir eleştiride bulunuyoruz. Açıkçası hani gerçekten yemeklerle alakalı bazı teknik problemler var. Nesrin Hanım. Buyurun. Salata
neydi bu? Neydi? Kırmızı lahana salatası. Göremedim de ondan, pardon. Kırmızı lahana salatasıyla haydari'yi karıştıracağız mı? Buradan bu kaşıkla bunun içine mi koyacağız? Nasıl yapacağız? Bunlar kaldı burada. Biraz kendi pişir, kendi yeye döndü açıkçası yani bu program. E tabii ben bunları pişirmedim, doğru. Yani emeğe de saygınız yok, kes yani. Yok, emeğinize saygımız var. Ya ama şöyle bir durum var. Gerçekten genel anlamda bir problem görüyorum ben. Teknik problemler görüyorum. Yemeklerin sunumuyla ilgili çok çok kötü sunumları var. Tabaklar yanlış, pişirme şekilleri yanlış, eksik malzeme var. Yani bunların hangi birini puanlayacağız ya da bunları nasıl puanlayacağız gerçekten bilmiyorum. Onu birazdan konuşacağız. Evet. Yemekle ilgili eleştirini alayım Özdemir. Peki ya yemek, aslında et fena olmamış. Yani tek söyleyebileceğim pozitif şey bu. Et gerçekten fena olmamış. Etin yumuşaklığı fena değil. En azından benim güvecimdeki şey bu şekilde. Hepsi aynı tencerede pişti. Peyniri biraz fazla kaçırmışsınız. Yani bu kadar çok peynir olmasına buna gerek yok. Çünkü peynir çok şey bir şeydir. Bazı beşamel şeyleri, sos var üstünde. Yani peynir diyorum, çok pardon, özür diliyorum. Şey, beşamel sos. Üstünü çok baskılamış. Yani bir tık daha bir ince bir katman olabilirdi. Çünkü ben şeye ulaşmaya zorlanıyorum. Alttakilere ulaşmaya zorlanıyorum. O anlamda birazcık da yağı biraz bence fazla kaçırmışsınız. Koyun eti, kuzu eti biraz yağlı. Mutlaka, mutlaka. Ve o dengeyi sağlamak için de artı içine hiçbir şekilde yağ koymadım. Sadece beşamel sosun ununu kavururken biraz tereyağı kullandım. Diğeri yemeğin olduğu gibi kendi yağı. Anladım. Yani kuzu eti biraz yağlı oluyor çünkü. Anladım. Hatta yani, aldığım kasap da aynı şeyi söyledi. Yağı dedi dengelemeniz lazım. Ben ne kadar dengelediysem, hani size yağlı geldiyse o yüzden yağlı gelmiş. Peki salata? Vallahi salata tam bir felaket, kusura bakmayın. Çok özür dileyerek söylüyorum, tam bir felaket. Yani böyle bir salata ne olduğunu yani belirsiz. Yine aynı şey, bakın tekrar gene söylüyorum. Çorbada yaptığınız hatayı, volavanda yapmışsınız aynı hatayı. Bunda yapmışsınız, yani şeyde, haydari'de yapmışsınız. Yine aynı hatayı yine salatada yapmışsınız. Şimdi bunların içine bir şeyleri çok çok koymak veya da çok üstünde gözükmesi iyi bir şey demek değildir. Malzeme böyle, tarifi böyle. Yani kırmızı lahana salatası deyince ben hani çok daha farklı bir şey bekliyordum. Hani bu, bilmiyorum yani. Daha önce yedin mi böyle var. Kırmızı lahana salatası? Yedim kırmızı lahana salatası ama ben yani böyle bir şey yemedim yani. Yani bu biraz meze tarzı bir şey olmuş. Salatadan çok meze gibi duruyor yani. Yok, bu şey olmuş. Yani, evde ne varsa kalanlardan atalım. Yani, bugün sizin en büyük probleminiz bence her şeyi birbirine karıştırmışsınız. Hayır, tuzla ovdum. Tuzla ovdum ve yıkadım. Ama çok kıtır kıtır. Sirke de beklettin mi? Hayır. Ama sirke bekleseydim sirke tadı olacaktı. Aldığım tarifte sadece tuzla ovun ve yıkayın ama diyor. Ama işte yorum olmayacak mıydı Nesli Hanım? Hani fermente edecektiniz sirke, turşu gibi, lahana turşusu tadı gelecekti. Sizin zamanınız özel... olursa fermente edersiniz. Sirkeyi atacaksınız, orada bekleyecek. Yani sizin ondan bir ilişkiniz kalmayacak yaparken. Ama işte... Sonra yıkıyorsun ya onu, ovuyorsun falan. Ben... Valla ne kadar olsanız gene de o sirke. Ama orada güzelliğini veren de o zaten, turşu gibi. Turşuya da bulunur ya özelliği sirke. O, hani onu istiyor. Ama bunda sirke tadı olmaması lazım. Yani olur internette mu? Yazan tarifi yaptım. Bu ekşi olması gerekiyor yani. Ekşilik arıyorum ben, evet. Bulamadım. Sirke yok. Aynen. Eksik. Uğraşmamışsınız. Salatayla da fazla uğraşmamışsınız. Peki, evet. Bir hanımları da dinleyeyim Leyla'cığım. Bence lahanayı birazcık yağda yumuşatabilirdiniz. Kavurada öyle de aynen öyle de yapabilirdiniz. Yani. Çok kıtır kıtır, çok çok aşırı yani. Sanki salatalık yiyorum, öyle ağzımda sesini duydum. Çok kokuyor. Yedim iki kaşık. Ben kuzu eti sevmem. Tamam. Yok, beğenmedin yedim. Mi? Yuttum suyla falan. Etini yani, beğenmedin yok, bunu. Yok, tadı tuzu yerinde. Onu söyleyeyim. Yedim, onu demiyorum. Ben sadece kendimi söylüyorum. Salata? Salatayı beğenmedim, olmamış. Peki, Evren Bey. Mr. Evren. Etiniz güzel pişmiş. Beşamelinizin unu az kavrulmuş. Açıkçası. Kesinlikle değil. Yeterli. Neredeyse yani. Yakacağım diye ödüm koptu. Bu konuda hayır, kesinlikle kabul etmiyorum eleştiri. Ben yapayım yorumumu. Ben gerçekçi yorumlar yaparım çünkü hani öyle bilemem, Leyla Hanım sizi, gibi ben hani sizi tanımıyorum, şunu demem ilk defa tanıyorum. Siz kendi tabağınızı. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Ben kendim değerlendiriyorum. Artı üzerindeki kaşar tam olarak fırında kızarmamış. Şekil 1A. Daha ne kadar kızarsın? Daha çok bekletsem kuruyacaktı üstünde. Şu şekilde oluyor. Üzerine de biraz böyle tereyağı koyup çok az ve biraz da kırmızı toz biber ekseydiniz nar gibi kızardı. Pardon, bir şey diyeceğim, araya giriyorum. Kaşarın tadını tattı mı pişirmeden koymadın evvel?
Evet. Nasıl bir kaşar peyniri? Biraz tuzlu taze, kaşar. Hayır, taze kaşardı. Taze fazla kaşar. Tuzlu da değildi. Süt miktarı fazla mıydı, az mıydı acaba? Kaşardan kaşara fark ediyor. Evet. Bu da çok tost. Sürekli bir peynir. Ben de onu diyecektim. Evet. Rendeledim, kendim rendeledim. Peynirin tuzlu dedi ya hani peynir. Evet. Beşamel bana da geldi o çünkü siz söyleyince söyledim artık. Yani sanki böyle tulum peyniri gibi, bir tuzlu bir ezine gibi. Yani böyle kaşardan ziyade ben de dedim ki şey tuzlu yağlı bir peynir tadı var. Damakta yağ bırakıyor. Ve tuz. O şeyi bırakıyor. Yani o da benim kabahatim değil ki. Sonuç nereden sordum, bileyim peynire ben? İşte, evet. Ama kaşar diye aldım. Okey anladım. Tabii. Peki, getirebilirim hatta dolapta duruyor şu anda. Nesli Hanım şu ana kadar yediğim yemekleriniz içerisinde finale en yakın olan. Yine finale gidemedik. Salata için yorum yapmayayım. Yeterince konuştum. Bence salatam da çok güzel. Bu menüde şu ana kadar afiyet olsun. Valla iyi karnınız doysun. Beğenmedim deyip de yememezdik etmeyin. Yemeğinizi yiyin. Ne eksik ne fazla salatada? Ne eksik ne fazla? Çok fazla. Çok eksik var, çok fazla var. Yani ne eksikmiş? Birebir aynısını yaptım. Siz de benim yarılmam. Bir de pişir de görelim de geliyorlar. Bir havalar hepsi. Ne Sıran Hanımcığım ya? Ya sıradan bir lokantaya gittiniz. Yiyin gari. Hani şu şekilde önünüze salata gelse, pardon garsonu çağırsın. Ya ben onu yaparım. Ya şunu biraz daha bir güzelleştir de öyle getir be. Arkadaşım derim yani bunu derim. Ya düşünsene bu şekilde bir salata. Ben bu salatayı sizin tabağınıza ana salata tabağından getirdim koydum. Siz benim salatamın görselini zaten gördünüz. Ben kalkıp da başka bir yerden bir salata getirsem önünüze acaba bu Nesrin bizim önümüze ne koymuş diye soru işareti olur kafanızda. Ama ben size önünüzde salata tabağımdan servis yaptım. Esra Hanım doğrusu şuydu, şimdi bunu bir kabul edelim. O gösterdiğiniz büyük tabağınız var ya sizin. Onun minyatürlerini böyle 6 tane yapacaktınız. O şekilde getirecektiniz. O zaman tebrik edecektik. Ama onu gösterip oradan lap 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 atıp evet. Yürüye derseniz. Zamanım bırak da olmadı. Ne yapacağım ben bunu mu yiyeceğim? Yenir bu neyi? Bunda yenmeyecek ne var ki? Ya yenir tabii ki de hani bir görüntü olarak diyorum. Yani o zaman gözünüzü kapatıp yiyeceksiniz. Ha. Bu da başlamadı. Yarışa bu da başlayamadı kaldı. Ama yemeklerini de sağladık. Baştan gelmişler böyle bilenmişler. Sizin gününüzde de ben de böyle vıdı 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 konuşacağım. Her şeyi söyleyip sonra emeğinize sağlık demeniz de çok... İki buçuk saat uğraşmış. Bir laf vardı sarıl yağla yağlıyor, zeytinyağla dağılıyor diye. Aynen öyle. Güzel lafmış. Aynen öyle yaptı. Yazalım bunu. Sonra eline sağlık. Sarı yağla yağlıyor, zeytinyağla dağılıyor. Bakın iyi karnınız doysun, beğenmeyin. Beğenmezseniz de yiyin en azından yorum yapacağım diye şey yapmayın. Gizem'i de dinleyelim. Sadece kuzu eti var değil mi anladığım kadarıyla? Kuzu eti dana var karışık sadece. Değil. Evet. Et güzel pişmiş. Etin pişimini beğendim. Baharatları da güzel. Yalnız bana biraz tuzlu geldi Zuhal Hanım. Peynirden. Evet peynirden. Her yediğimde bir yudum su içmek zorunda kaldım. Tadına bakmadım. Evet yani içi güzel pişmiş. Yani içindeki sebze. Şey ne var içerisinde şu erişte mi? Hayır. Pilavlı bir şey şehriye. Şehriye var. Arpa şehriye var. Arpa şehriye pilavı var içinde. Üstünün ben de biraz daha kızarmış olmasını isterdim. Biraz hani fazla bana da beyaz geldi üst kısmı. Bence bu kızarma şekli çok normal çünkü daha çok kurur kızarsa diye. Bu sefer peynir kuruyacak. Evet yani ben peynir de evde yapıyorum ama bu kadar beyaz bırakmıyorum. Ettim. Evet biraz daha kızartıyorum üzerine. Bir de sert olmuş üstü bu. Peyniri de çok sert, yumuşak değil hiç. Sanki donmuş. Öyle hayır, söyleyeyim. Başemel sosun üstüne. Müsaade edersiniz ben konuşuyorum Leyla Hanım. Sunum yaparken de tabaklar sadece yemekle geliyor. Ben yanında ekstra bir görsel olarak da bir şeyler beklerdim. Sadece tabağın içinde bir güveç görüyorum. Evet. Hani görsel olarak baktığımda bir tek bir güveç. Yani yanında ekstra bir şeyler düşünüp koyabilirdiniz. Ne mesela? Siz güveçin yanında ben yok. Hepsini ben söyleyemem. Buraya. Hayır yani yenebilecek, kalacak bir şey olabilirdi. Hayır tabakta bu bir böyle. Bir romantik gül mü koysaydım? Hayır hanımefendi. Ama bu öyle demeyin. Bak, tek başına görünüyor. Güveç. Buna bakınca, salataya bakınca şükretmek lazım. Yani şuna bakınca. Güzel bir bak. Dizi ismi olur. Güveçle gül. Yani ne koyabilir? Yani tek başına tabakta tek başına duruyor. Evet. Yani hani tabağa koyulmuş, getirilmiş onu demek istiyorum. O zaman iki tane güveç koysaydım yan yana arkadaş olsam. Yani artık nasıl sunum yapardınız? Bilmiyorum. O size kalmış bilemiyorum ama yemek benim yemekleri doğru mu? Zaman... Evren Bey ben yanlış bir yere mi geldim bilmiyorum. Müsaade eder misiniz? Kusura bakmayın. Yemekler önüme geldiği zaman onları tek parça halinde görüyorum. Yani sadece tabakta bir güveç görüyorum. Yani gözüme ilk baktığımda hitap eden bir şey yoktu. Peki ne koyabilirim? Ben de size soruyorum. Gözünüze ne hitap eder bu güvecin yanında?
Yani ne koyabilirdiniz? Salatayı bu şekilde değil de ne bileyim yanında küçük bir kasede koyabilirdiniz. Hani bunun üzerine farklı bir şeyler... Daha ne koyayım ben biraz bunun üstüne? Başamelini koymuşum. Anlatıyorum müsaade ederseniz. Biraz tereyağı bırakıp çok hafif pul biber bırakabilirdiniz. Yani bir gözümüze hitap eden bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Lezzette okeyiz, bir şey demiyorum ama hani tek parça halinde geliyor hepsi. Bir özen mi demek diyeyim? Hani yanlış anlamayın ama hani bir... Özen göremiyorum yani açıkçası bunu söyleyeyim. Yani bu böyle yapılıyor, böyle bu şekilde servis ediliyor. Yani daha ben bence bunun bu şekilde bir tereyağı daha koysaydım. Siz biraz kolaya kaçıyorsunuz. Hayır. Bir tereyağı. Bakın bu yemek hiç kolay değil. Bunun pilavı ayrı pişiyor, eti ayrı pişiyor. Bunu bayağı bir emek harcamış. Şu ana kadar çok güzel yemek bu zaten. Görsel olarak söylüyorum kolaya kaçtığını. Ama görsel, bunun görseli de böyle ama. Yani. Bunun görseli böyle. Yani, bunun bir görseli yok diyemezsin. Ama güveç normal. Geçtiği için güveçte başka bir şey gerçekten yani yok. Yani gelmez ama ben bilmiyorum ne gelebilir. Gelmez. Ama üzerine sunum evet onu demek yanlış. İstiyorum. Evet, sunum ama üstüne yanlış. Bir şey konma zaten yağlı. Daha ne koyacağım? Çok bak yağlı. Ben dediğiniz gibi bunun üstüne ben bir biberli tereyağı böyle yaptığım zaman. Çok az yağlı zaten. Zaten et yağlı. Bakın ben dengeyi korumak için ben buna hiç yağ koymadım. Peki salatayı da yorumla lütfen. Salata da tabii ki de ben de böyle gelsin istemezdim. Keşke tabaklarımıza orada hazırlayıp getirseydiniz. İçeriği nasıl salatanın? Çok karışık geldi bana. Çok fazla ürün var içerisinde yani. Aslında fazla bir ürün yok ki. Ya da lahana, karışık görünüyor. Ya dur, bence lahana, mısır, evet. Kapya biber, turşu, dereotu, maydanoz, ceviz. Daha ne olsun? Lahana. Bence sunumdan dolayı kaybediyorsunuz. Bakın mayonez de var, bir de yoğurt da var. Kornişon turşu var. İşte onu diyorum. Benimki hep turşu. Evet. Fazla bir malzeme yok dedin ya. Ne bulduysam attım salatası. Evet. Eline sağlık. Eline sağlık. Emeğinize sağlık. Alabilir miyim? Evet. Kola var. Kola tatlıya olsun. Geçiyoruz. Tamam. Kola istiyor. Alman pastası. Büyük bir hevesle, merakla Alman pasta. Bekliyorum. Bu menüyle Alman pastasının ne alakası var ben onu anlamadım. En azından bari tatlıyı Türk geleneksel tatlısı yapsaydı. Çünkü yemeklerin hepsi Türk geleneksel yemekleri. Vıdı 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 vıdı. Daha şimdi 50 tane kusur buldular ya. İyi organize edememiş. Yani menüde bir yetişiklik görüyorum. Bir çok alelade yapılmış. Evet. Yani mutlaka... Yapayım vereyim kurtulayım uyumsuz gibi yapılmış. Biraz, evet. Yani. Evet. Haydari'nin sunumu yanlıştı. Ve ben bunu Nesrin Hanım'a defalarca söyledim. Esprisel de dedim ki salatayı da böyle bütün getirmeyeceksiniz değil mi dedim. Tam su içiyordum geldi, tıkanmamak için zor tuttum kendimi. İnanamadım yani o da bütün gelince. Gerçekten dedim herhalde kamera şakası, kameraları aradım. Bence Nesrin Hanım kesinlikle bir önceki bölümleri takip edip izlemesi gerekirdi. Sunumlar nasıl yapılır, masa düzeni nasıl olur, bardak nerede olur, kaşık nerede olur, ortaya ne koyulur, çiçek mi koyulur, biraz bunları öğrenip gelmesi gerekirdi. Kesinlikle eksik bir masaydı. Nesrin Hanım, sizden hiç sormadık. Mesleğiniz nedir acaba? Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben pasta soramadık. Şefliği yapıyorum 10 yıldan beri. Şefsiniz. Güzelse güzel diyeceğim. Kaç yıldır pastayla uğraşıyormuş. Oğlunun bir şirketi varmış. Oraya da pastalar yapıyormuş. Evet, bir nevi profesyonel. Ne mutlu oğluna profesyonel. Keşke ara yemekte bir kendi açma bir şey yapsaydı. Ya bir... Börek diyorum falan diyorlar ya. Arkadaşlar bir nevi profesyonel bir insan var karşımızda. Vardır evet. Yani, ona göre yorumlayalım, yani, ona göre biz bilseydik baştan ona... Mantı açtım, ne olsun, mantı açtım. Belki alsın davulları burada. Finalde mantıyla kazandım. Size burada mantı çorbası açtık, daha ne bekliyorsunuz? Evet. Peki profesyonel olarak eğitim almış biri var mı aranızda yemek üzerine herhangi bir eğitime katılmış olarak? Hepiniz amatörsünüz. Evren Bey, umarım masanızda eksik hiçbir şey olmaz. O zaman da ben konuşacağım. Yaktı seni Evren. Şimdi burada benden böyle aldınız böyle eksikleri. Tabii evde gider tamamlarsınız. Yok ben zaten organizasyonu yapmıştım kafamda. Bitti. Çok dikkat edin Evren Bey. Göreceğiz bakalım. Ama burada başka ciddi bir sorun var. Onu nasıl çözeceğiz? Eksik ben yok. Onu düşünüyorum eksik bir yandan kafamda. Bence Haydar'daki eksik. Peynir beni kara kara düşündürüyor. Evet. Ya bu da gerçekten bu şey mi? Yani aslında bunu da düşünürsek... Salata mı? Yani bu kara lahana salatası mı bu? Kara lahana değil ki zaten. Kırmızı lahana. Evet, mor. Yani kara lahana ile kırmızı lahana salatası mı? Ayırt edemiyorsanız bu yarışmaya hiç girmeseydiniz bence. Yok, yemeklerden gittim. Yemekler aç kaldım. Şekerim yükseldi. Valla ben de su bekliyorum. Düştü bence. Düştü. Şimdi yükseliyor Alman pastasıyla. Yani bu da kırmızı lahana tatlısı mı? Gerçekten bunun... Yani bence hiç alakası yok. Gayet de iyi duruyor. Bir tane de kırmızı lahana açın. Çok istek var buradan, talep var. Düşer normalde değil mi şeker açlıktan? Yükselmez. Nesrin Hanım. Efendim. Bütün salata çeşitlerimiz masada duruyor. Bunları tatlıdan sonra mı yiyoruz? Haydari. Ne yapıyoruz? Önce servisimi
Tamamdır. Ben getireyim mi? Yardım edeyim mi size? Yardım teklif ediyor. İstersen getirsinler. Çok espiritüel bir... Yok estağfurullah. Gerçekten. Ben çok içecek desem suyum da yok. Öyle buyurun. Çok usanmışım maalesef. Haydi Haride. Açıkçası peynirin olmaması benim gözümde eksik menü. 1-2 verebilirim ya. Benim düşüncem sıfırdan değil de. Ama yine eksik menü. Ona göre puanlamamı yapacağım. Menüyü eksik saymak noktasında çok kararsızım açıkçası. Bunu puanlama sırasında karar vereceğim. Henüz bu noktada karar veremedim. Buyurun kırmızı lahana. Şimdi aynen onu. Bu turşu şeklinde biraz oluyor. Evet. Bu doğru değil. Bakın burada da mısır var ama. Başrol burada lahana. Mezle burada oluyor. Dördüncü planı. Ya, en azından eksik bir şey yok. Ama yani yok. Bu doğru bir ürün mü? Kırmızı. Hayır gene kullanmış kırmızı lahana olmasaydı tabii ki eksik. Ama şu an bir eksik yok. Bak burada da maydanozu mısır var. Tabii ki renklendirip çeşitlendirip. Teşekkür ederim. İstemiştiniz. Kendim mi koyayım? Onu da mı kendimiz? Bu da bu şekilde geldi. Nesrin Hanım lütfen. Böyle. Ne içeceksiniz? Kola mı? Ben kola istemiştim. Yapmayın ya. Vallahi. Ne var bunda? Şaşırıyorum artık. Artık şaşırmıyorum. Pardon ya. Şaşırmıyorum. Ben tatlıyı bekliyorum. Çok merak duyması geldi. Masaya gelmişim, misafirliğe gelmişim gibi hissediyorum kendimi. Ne güzel işte samimi ortam. Ama oturmuşuz. Çok plastik olayız. Yazma samimi. Telefonu uzat. Ben su alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben su alabilir miyim? Siz ne içersiniz? Su alayım ben. Evren Bey. O kadar tuzdan sonra sadece su içebileceğim. Demek ki sizin tuz algınız bayağı bir düşük. Burada mı kalacak bu? Çok güzel manzara. Hangisi? Şeyler mi? İçecekler masada kola kaldı. Burada mı kalıyor? Bırakın onu da bırakın. Ben geçeyim servis yapayım. Siz rahatsız olmayın. Allah aşkına oturun buyurun ya. Bir yorduk sizi kusura bakmayın. Hastanın yanında içebilirsiniz. Gerçekten yorduk sizleri kusura bakmayın olur mu? Teşekkür ederim sağ olun. Tabii 2,5 saat boyunca ben burada yattım uzandım. Yemekler de orada kendi kendine yapıldı. Geldiniz hazırız. Yemekleri siz yaptınız değil mi? Eminiz değil mi bundan? Yok ben aşçıyı getirdim ya. Ben içecek isterdim. Bayağı sürdü onu getirmesini. Getirdikten sonra da hemen masanın üstüne bırakıp gitti. Evimizde bile masamıza öyle içeceği sunmuyoruz. Direkt masaya getirip önüne koyayım eşimin ya çocuğumun. Bardakları doldururum. Özenle bir doldurma falan yaparım. Bu asla benim için, yani benim için saygısızlık bence. Dayanamadım artık ya yeter dedim bunları götüreyim bari dedim. Ya çok heyecanlıydı ya tamamen konsantrasyonu yoktu. Yani lezzet kötü olabilir. Hatalar olabilir, eksik olabilir ama hani o an masada değil, kendisi yani fiziki olarak oradaydı ama ruhu orada değildi sanki. Sanki kafa başka yerlerde, hani biz istedik, istedik, alalım yiyin işte hadi bitirelim gidelim der gibi bir yemek yedik açıkçası. Zuhal Hanım'ın pastasını verdim. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çok merhaba. Siz su istemiştiniz. Evet ben su istemiştim. Yesin Hanım ben getireyim valla. Buyurunuz. Şey yapmayın ya ben getireyim şunları. Ben dayanamadım. Ya yoruldum artık. Tamam, ben, yani. Ben dayanamadım. Müsaadenizle. Ay götürün. Müsaadenizle. Hatta burada otur otur çörekle. Ya ben severim böyle benim. Ay sen yedin. Nereye bırakıyorum? Bu ne? Yağladık diye. Ha burası dağınık kıraatı. Herhalde yemek yedik. Yemekten sonra toplamadık. Atalım teşekkürler. Toplayacak halim yoktu. Hacize yani bunun yarısını kim yedi? İçeceği getirecek bir de servis edeceksin. Evren ne yaptın Evren? Bunun yarısını kim yedi? Evren gibi bunu da müsaadenizle götürebilir miyim? Bakabilir miyim? Zuhal Hanım benim pastam. Bu mutfakta biri var. Mutfakta biri var. Evet görüntü. Birileri var kameraman var. Yok ya benimki gitmiş. Tamam, benim de gidiyor bu tarafa. Ben yerim. Bir saniye Leyla'ya bir şey oldu. Bana niye geliyor böyle şeyler acaba? Pasta şimdi gitmiş. Hayatım Alman pastası dediğimiz şey en az 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor. Doğru. Ben hemen daha sıcak sıcak keki kestim. Heh. Arasına da kremasını koydum ve koyduğum için de bu şekilde. Bir şey soracağım. İlk pastanızı mı yaptınız, tatlınızı mı yoksa diğer yemeklere mi başladınız? İlk tatlımı yaptım. Evet yani hani acaba o yüzden çünkü mi? Çünkü bunun beklemesi en az bir 4-5 saat dolapta dinlenmesi gerekiyor. Ama yine de gerekiyor. Tutmuş olabilirdi yani. Yusuf Hanım siz şimdi tatlı şefi değil misiniz? Pasta şefi. Pasta şefi değil evet. Mi? Ya bu 4-5 saat dinlenmesi gerekiyorsa 2,5 saatlik bir sürede neden böyle bir tatlı ya da pasta adı neyse yapma gereği duydunuz? Ama ve şu anda bunu canım öyle istedi. Ama olmayabileceğini biliyorsunuz. Ve şu anda diyorsunuz ki bunu orada 4 saat. Hayır ben lezzete önem verileceğini düşünerekten en azından yaptığım pastanın bir emeğimin bir karşılığı. Evren Bey bence bir ön yargıda olmayın. Bir daha yemedim. Ben bana bir sürü laf söylüyorlar. Ama ben Özdemir Bey yok. Savunma kötü. Bence bir tadına bakın önce. Nasıl bir şey yapmışım?
Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Keki bu şekilde mi olması gerekiyor? Evet, tam olarak bu şekilde mı olması gerekiyor? Aynen. Niye, bir terslik mi var sana göre? Arkadaşlar. Pişmemiş değil de ben şurada pişmemiş bayılayım. Hayır. Hayır, pişmemiş demiyorum. Ne diyorsun? Evet, hani çok dağılıyor. Yani bu böyle mi olması gerekiyor? Evet, böyle evet olması gerekiyor. Şu ana kadar menünüzün içindeki en güzel şeyi yedik. Yani içindeki en beğendiğim şey tatlınız. Peki. Leyla? Benimki zaten görünümüm hiç gördüğünüz gibi hoş değildi. Bayağı dağılmıştı. Tadı güzel. Evet. Yumuşaklığı falan güzel. Kreması da güzel. Evet Evren Bey. Ya çok güzel ya aç kaldığım için çok güzel geldi ama benden aç kalmışsınızdır. Benden oldu. Benden oldu. Peki, artık Gizem, o şey biliyorum. Ben de beğendim. Tadı güzel. Zaten bayağı yedim. Gördüğünüz gibi. Olsun. Ellerinize sağlık. Evet, pişir de görelim de rakiplerini evet ekarte ederek yarışmacı olan ilk haftaki yarışmacılarımızdan sevgili Nesin yarıştı. Bakalım yemekleri kaçar puan alacak sizlerden. Buyursunlar, haftanın ilk açık oylaması için hazırız. En az 8 puanı hak ettim. Vereceklerini sanmıyorum çünkü çok eleştirdiler, her şeyi eleştirdiler. Yok tabağım şu geldi, yok pastam kırık geldi, yok tabağımın kenarı kırıktı falan. Yani ya hoş şeyler de değildi açıkçası. Yani böyle gereksiz konuşmalar. O yüzden de kale almıyorum. Kendi günlerinde de ben de onları eleştireceğim yani. Evet. Pişir de görelim elemelerinden geçip 50.000 TL için aday olan bu kuvvetli grup içerisinde ilk günkü yarışmacımız sevgili Nesrin'e puan verme zamanı. Sevgili Nesrin, çok üzgünüz ve fakat arkadaşlarımla da konuştuk, ekibimizle de toplantı yaptık. Tariflerin hepsinde bizim de bildiğimiz zaten ki ekran başındaki izleyicilerimiz de bunu onaylayacaktır. Haydari'nin olmazsa olmazlarındandır peynir. Sen de unuttuğunu söyledin. Dereotu koymuşsun nane yerine, olabilir. Sarımsak koymamışsın. Hadi ona da geçtik ki koyulması lazım. Ama peynir olması gerekiyor. Yani başlıca temel öğelerinden biri Haydari'nin. Yani ekstra senin yorumuna veya tercihe açık bir ürün değil. Dolayısıyla maalesef senin menün eksik menüye giriyor. Tariflerin hepsinde bizim de bildiğimiz zaten ki ekran başındaki izleyicilerimiz de bunu onaylayacaktır. Haydari'nin olmazsa olmazlarındandır peynir. Sen de unuttuğunu söyledin. Dereotu koymuşsun nane yerine, olabilir. Sarımsak koymamışsın. Hadi ona da geçtik ki koyulması lazım. Ama peynir olması gerekiyor. Yani başlıca temel öğelerinden biri Haydari'nin. Yani ekstra senin yorumuna veya tercihe açık bir ürün değil. Dolayısıyla maalesef senin menün eksik menüye giriyor. Üzgünüm. Hiç böyle başlamak istemezdim bu haftaya. Ama daha evvel de biz bu uygulamayı yaptık. Diğer yarışmacıya da haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlarım da açıklamıştır. 2-1 verme hakkınız var. Fakat bir parantez açıyorum. Bu hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani ister verirsiniz ister vermezsiniz. Sizin vicdanınıza kalmış tamamen. Bu bir yarışma. Ucunda da 50.000 TL gibi yüksek bir meblağ var. Hatta seyircilerimizden bu meblağ çok yüksek bulan da var. Çok fazla veriyorsunuz falan diye. Ama öyle. Biz verdik mi tam 50.000 TL veririz. Ama dolayısıyla bu ödülü hak etmeniz için herkes eşit şartlarda yarışmalı. Bizler formatımızdan, kurallarımızdan hiçbir şekilde ödün veremeyiz. Dolayısıyla hepiniz için uygulanacaktı. Bu çok dikkat edin alışverişe. Yani marketteki listelerinizi tekrar kontrol edin çıkmadan. Gerekirse ben süreme 5 dakika geç başlarım ama ürünümü eksik almam mesela sizin yerinizde olsam. Baktığınız bir şey unuttunuz, geri dönün alın bence. Çünkü yemek eksik çıkar. Bunun telafisi yok. Evet, yine söylüyorum, ister kullanırsınız ister kullanmazsınız dediğim gibi ama böyle bir hakkınız bugün için doğdu maalesef. Umarım kimseye de olmaz bir daha. Şimdi buyursunlar. Bir açıklama yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi sadece Haydari'yi baz alarak içine bir peynir koymadım diye benim linç edilmemem gerekir. Benim burada bir emeğim var. En azından emeğime saygı gösterilmesi gerekir. Evet. Ben Haydari'yi internetten bakıp nasıl yapıldığına bakmadım. Kulaktan dolma, anladım, bir içine peynir konulacağını söylediler diye duydum. Bakmadım. Evet. Yani ben Haydari'nin içine peynir konulduğunda bilmiyordum açıkçası. Anladım. Ama maalesef linç edilme değil, yanlış bir kelime oldu. Yine de benim emeğime diyor, diğerlerine tabii saygı gösterirsin tabii isterim diyor. Tabii ki yani beğendiğiniz yemekler oldu. Onların hatırına veyahut işte beğendiğiniz diğer şeylerin hatırına, yani öne geçen artıları varsa kendi terazinizde ona göre bir puanlama yapın yani. Şimdi normalde 3 ila 10 arasındadır ama şimdiden 1'den 10'a kadar bir puan hangisini artık uygun görüyorsunuz yazabilirsiniz. Buyurun tahtalarınızı kaldırın lütfen. Kimse kimseye bakmasın yazarken. Ben de menüyü bir tekrarlayayım. Unuttuğunuz şeyler olabilir.
mantı çorbasıyla başladı sevgili Nesli'nin menüsü. Ara yemek olarak haydari ve volavan vardı, pastırmalı, patatesli, mozzarellalı. Ana yemeğimiz harem güveçti, ona kırmızı lahana salatası eşlik etti. En sonunda da Alman pastasıyla finali yaptı Nesrin. İyi düşünün, her gün hakkaniyetli ve adil olmanızı isteyeceğiz. Adil puanlar kullanın lütfen. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemeğe göre puanlamanızı yapın. Herkes yazdı. Yine hatırlatıyorum, kurallarımızdandır. Şu an için değiştirme hakkını kullanmak isteyen varsa değiştirebilir. Ama sonrasında artık yarışmacıya dönüp kaç puan bekliyorsun diye sorduktan sonra artık değiştiremezsiniz. Emin olmayan varsa şu an değiştirebilir, böyle bir hakkınız var. Var mı puanında emin olmayan? Yok, tereddütünüz yok. Peki. O zaman hemen yarışmacımıza döneyim. En az kaç puan bekliyorsun? En az 5 puan bekliyorum. Güvecin ve Alman pastan beğenildi sanki, evet, değil mi? Böyle ana yemek ve tatlı. İlk olarak? Ya en az 5 bekliyorum tabii de, en çok da yani bir 8-9. Maksimumda 8-9. 8-9 bekliyorum yani. Evet ve Gizem'in puanıyla başlayacak haftanın açık oylaması, ilk açık oylaması. Evet Gizemciğim, lütfen kaldır ve yüksek sesle telaffuz et verdiğin puanı. Ben 4 veriyorum. Evet. Sadece ana yemeği ve pastasını beğendim. Diğerlerinin hiçbirini beğenemedim. Eksik menüydü ama emeğinize istinaden... Sen eksik olarak... Evet, ben 4 yapmadın verdim. Yapmadın puanlama. Evet. Güzel, evet. İyi ki yapmamışsın. Evet, emeğine istinaden 4 puan verdim. Teşekkür ederim. Evet, bakalım Leyla'dan kaç puan gelecek? Evet Leyla, senin de puanını görelim. Ben 3 verdim. Kapatabilirsin. Evet. Eksik menü olduğu için yine de birikimi kullanmadım. Şöyle söyleyeyim size. Bir de gördünüz ne eksik varsa beni buldu. Ama o sizin şanssızlığınız ama 3 verdim, 1-2 vermedim. Yani beğeniyorla, 3 veriyorla ben ona hiç çok karşıyım gerçekten. Ama güveci tadını beğendin, Alman pastasını yani beğendin. Yani birden hesapladıysam. Bir pastaya verdim, bir ana yemeğinize verdim. 2 ana yemek, 1 pastanız. Öyle ben değerlendim. 3'ten aşağı veremezdim. 3'ten çok da maalesef eksik. Belki bizim de Allah korusun. Eksik menüye saymadım diyorsun ama birden başlatıyorsun. O zaman saymışsın. Saydım. Saymadım dedin de. Saysaydın o zaman 5-6 vermen lazım. 2 ana yemek. Çünkü ana yemek gerçekten uğraştırıcı bir yemek. Her zaman 2 puan taraftarıyım. Madem beğendin saymadın, daha yüksek ama verseydin. Ama pastam da uğraştırıcıydı. Ama başlangıçtan başlayayım. Ben oturduğum anda tabağım kirliydi. Ondan sonra... Tabağınız kirli değildi. Bayağı içinde, hatta sadece, servis tabağıma kadar onda vardı. Ben onları kaşık, herkes çatallarım, gördü. Tek tek elimde daha silip buraya yedim, koyduğum anda hepsi. Sildim. Ne yani, lekeliydi? Kaşık çatalım. Hepsini, çizik dedin, leke hem mi? Hem çizik leke de vardı. Olabilir, elin böyle elle tutmuştunuz ya. Parmak izi. Parmak izi, aynen. Leke parmak izi. Bayağı sildim. Kamerada da göreceksin. Yani şey, bayağı söylemedin bize onu masada. Lekeler vardı. Yani bayağı vardı. Söyledim ya çok. Aynen çizik söyledim. Çizik vardı. Lekeleri gösterseydin. Parmak lekesi demedin. Yani bayağı. Ben onları tek tek sildim. Tutmuştunuz ya, parmağınızın güzel, yani güzel şekilde görüyordum. Leke. Böyle iyice başladım. Sildim sonra başladım Leyla yemeğe. Hanım, sanki biraz bahane üretiyorsun. Biraz abarttınız. Ama eks bakalım siz kaç puan vermiştiniz Evren bakalım Bey. Bakalım ya. Biraz abarttınız sizler. Ben abartmadım. Kesinlikle abarttınız. Asla. Ben 3'ü tamam, benim haydarımda eksik tamam. Bir malzemem olabilir ama şimdi onu bir bahane edip de işte. Rahatlık devam verdim. Ediyor galiba. Biraz şey seni şöyle şey dik durabilir mi diye uyarıyorlar. Siz bir şefsiniz. Ben sonra duyduğumda bayağı beklentim çoğaldı. Sunumlar. Ya pastamı gayet güzel yaptım. Şefliğimi gösterdim ben orada. Ama benimki çatlamıştı. Gerçekten tamam çatlamıştı. Tamam da gelirken ki çatladı. Ama onu hemen dönüp benim önüme koymadan önce bir tane daha kesebilirdiniz. Ha onu belki yapabilirdim. Ben sonuçta. Oturduktan sonra sen onu söyledin. Hayır ben gördüğüm anda Zuhal Hanım'a gösterdim. Kabul etmiyorum bunu. Yani gördüğüm anda bir söyledim. Bir çatlaması mı yani problem hayır, oldu? Hayır ben dedim tatlınızı çatlayınca beğendim. Çatlayınca tadı kaçtı pastanın. Beğenmedim tadı, tuzu her şey yerindeydi tatlınızın. Tamam ben de sizin gününüzde tamam. Göreceğim verdiğiniz puanlara tamam. Göre de ben de değerlendirmeye tamam yapacağım. Ama bu tehdit olarak ben algılıyorum. Algılayın. Evet algılayayım mı? Algılayın. Ne yapabilirim? Söylüyorsunuz siz bana bir pastayı ama. Bile aha. Çatladı diye benden puan kırıyorsunuz. Puan kırmadım. Yani bu haksızlık. Neresine bak? Bir puan pastaya veriyorum. Bir puan verdi. İki puan... Çok beğendiğiniz pastaya çok bir puan verdi. Ama şimdi tatlının puanı hep söylüyorum. Bir olmamalı ya. Bir puan veriyorum. En azından ama tam gelmedi ya. Önüme gördüğünüzü. Ben tadını sadece aldım, o şeker oranı iyice tam güzel dengelemiştiniz. Tam gelseydi miydiniz? Öyle bir çatal aldınız. Bir çatal almadım. Bir çatal almadım. Bu kadarı kaldı. Peki bakalım bayağı yedim. Kaç puan vermiş?
Evet Evren, merak ediyorum doğrusu senin puanını. Açıp söyler misin yüksek tabii sesle? Tabii. Ben 4 puan verdim Nesrin Hanım'a. Kapatabilirsin. İyi, kimsenin 2-1 vermemesine sevindim. Hoş, daha Özlem'in puanını göreceğiz ama. Nesrin Hanım, eğer eksik olarak nitelendirmeseydim açıkçası 5 ya da 6 verirdim. 2 puan, hatta 1,5 puan. Benim biraz buçuklu puanlama sistemim var. 1,5 puan açıkçası eksik diye nitelendirdim. Tatlınıza puan verdim. Çorbanıza yarım puan verdim. Ana yemeğinize yarım puan verdim. Ana yemeğime yarım puan verdiniz. Ya o yemekte eksik olan neydi yani? Dedim beşamelin unu tam kavrulmamış. Kesinlikle hayır. Kesinlikle o konuda sizinle iddiaya girelim. Yarışmanın yayınlanacağı gün benim tabii bölümümü izleriz. Lütfen izlerseniz ne kadar büyük haksızlık yaptığınızı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Zaten puanlamamdan toplarsanız 5 yapıyor. Bunu ben 4'e indirmemiştim. Ama şöyle yarım puan benim o yemeğim yarım puan diyorsunuz. Hayır. Toplamı zaten 5 yapıyor. Ama şimdi ana yemeği verdim ve pastayı beğendiysen daha yüksek vermeliydin. Ama zaten 1 puan... Madem 2-1 vermiyorsun. Kesinlikle haksız. 2-1 vermemeniz güzel. Buna sevindim, verebilirlerdi. Ama o zaman madem beğendiniz 2-1 vermiyorsunuz bari hakkını verin. Ama Zuhal Hanım 1 puan kesmek zorundaydım. Sebebi de her şeyin içinde servislemenizdi. Sunumlar. Sunumlardı. O şişelerin masada kalmasıydı, o salatanın o tarz gelmesiydi, Haydari'nin o şekilde ortaya konmaları. Bunlardan bunlar dolayı da bahane değil. Hani sanki şey yapmadınız, önemsiz, önemsiz insanlar bugün der gibi hissettiğim için bir puanınızı oradan aldım. Ben ödendim, benim zamanım kalmadı. Siz de gününüzde göreceksiniz. Bir takım objelerimi de evde unuttuğumdan dolayı biraz zayıf bir masa olabilir ama o sizin karşı bir özensizlik değildi kesinlikle. Özensizlik değil. Objelerim buradaydı zaten. Hayır. Ben onlardan bahsetmiyorum. Ben servis sırasında sunum şekillerinden bahsediyorum. Tabaklamalardan, evet, sunumdan. Vesaireler işte mumluklu onlardan bahsetmiyorum. Yani diyorsunuz ki güvecin yanına bir şey koysaydınız. Onu ben de merak ettim. Güvecin üstüne yağman yakılmaz ama yani. Ben kuş mu kondurayım güvecin üstüne yani? Olabilirdi. Bakalım son olarak Özdemir'den kaç puan geliyor Mutancı Anaların Efendisi? Son puan senden gelsin Özdemir. Tamamdır. Benim puanım da 4. 4 vermemin sebebi açıkçası yani benim için sunum çok önemli. Kendim de daha önce restoran tecrübem olduğu için müşterimin karşısına bir şey sunduğum zaman bunu alelade hissettirmemem lazım karşıdakine. Ben onun için sunum benim için neredeyse 2 puan diyebilirim. Ben açıkçası 4 puanı 2 puanınızı tatlıya verdim. 1 puanınızı ana yemeğinize verdim. 1 puanınızı da çorbanıza verdim. Çorbanızın terbiyesi güzeldi, lezzeti güzeldi. Ana yemeğinizin de lezzeti güzeldi ama çok fazla tuz vardı. Açıklamasını yaptınız. Hani, peynirden herhalde. Yani manipüle etmek için söylemiyorum ama genel anlamda ben 4 puanımı bu şekilde değerlendirdim. Evet, peki. Puanlar böyle. Eline emeğine sağlık sevgili Nesrin. Teşekkür yarın ederim. Kim geliyor bakayım villaya? Ben. Evren. Evren de yarın Sara. Nesrin. Showtime. Göreceğiz. We will see. Yeah. Evet. Evet, bakalım neler olacak. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar sevgili izleyenler.